Haftanın tam ortası hukuk köşemizle karşınızdayız efendim. Avukatımız Aycan Sağlam Tapan ve Fadile Sakay'la beraber özellikle bugün kadına şiddet. Akabinde boşanma, nafaka ve velayet konusunu işleyeceğiz. Ama öncelikle şiddet konusunu işlemek istiyoruz. Çünkü şiddetin beraberinde doğurmuş olduğu silsileler diyebiliriz bunlar için. Bunlarla ilgili sorularınız varsa 0506 094 67 23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz siz. Teşekkür ederim, ben deyim. Bugün yine önemli bir konu. Şöyle biz geçen hafta da aynı konunun aslında bir devamı niteliğindeydi. Biz geçen hafta nafaka kaldırılsın mı? Daha doğrusu süreli hale getirilsin mi veya süreksiz şekilde devam etsin mi diye konuşmuştuk. Geçen haftanın şöyle bir özetini yapalım istiyorum. Çünkü şiddet konusu son dönemlerde belki de hani en baştan beri toplumların ortaya çıktığı ilk anlardan itibaren günümüze kadar devam ediyor. Ama sosyal medyanın bir etkisi var. Artık herkes herkesten haberdar olduğu için şiddet olaylarından daha da çok haberdarız aslında. Duyabiliyoruz. Yani bir başkasının evinde neler yaşanmış, bir başkasının özel hayatında neler yaşanmış, bunlar artık hepimizin hayatına aksedebiliyor. Bu yüzden şiddet kavramını işliyoruz çünkü işledikçe aslında çoğaldığını da görebiliyorum. Hani bunun önüne geçilemiyor. Belki anne baba olanlar çocuklarını şiddete karşı olarak yetiştiriyorlardır, dersler veriliyordur. Hani haberlere kadar çıkması, şiddeti engelleme düşüncesiyle de yapılsa da önüne geçilemiyor. Bence avukatlar olarak şiddeti bir tanımlayalım istiyorum tekrar. Geçen haftana şöyle bir özetini yapalım. Şiddet konusunu işleyelim. Kadınlar özellikle ve çocuklar çok mağdur oldukları için kadın cephesinden şiddet işleyelim. Mağdur olan kadınlar, şiddete uğrayan kadınlar başlarının çaresine nasıl bakacaklar? Özellikle bu programın bu eksende gitmesini istiyorum. Şiddeti tanımlayalım mı? Hepimiz biliyoruz ama. Evet, olur. Şimdi hukuki olarak da zaten aile içi şiddet ve kadınları koruma kanunu kapsamında şiddet tanımlanmış durumdadır. Özetleyecek olursak şiddet şöyle bir şey. Kadına karşı bedenen veya ruhen veya onun mal varlığına karşı kadına zarar verecek her türlü eylem ve faaliyettir aslında. Özet olarak budur. Yine şiddeti toplum şunu sadece anlamasın. Fiziksel olarak uygulanan şey değildir. Aynı zamanda fizikseldir. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet ve cinsel şiddet vardır. Bunları kısaca tanımlayayım bence. Hani izleyicilerimizin de aklında iyice oluşsun diye. Psikolojik şiddet şudur. Kişinin aile bireylerinden, dışarıdaki birinden, eşinden veya herhangi bir yolda yürüyen kadın olsun erkek olsun herhangi birinden kendisine karşı aldığı negatif etkidir. Bu ne olabilir? Kendisini küçümseyen biri olabilir, küçümseyici herhangi bir söz olabilir, onu aşağılaması olabilir. Bu tarz bütün davranışlar kadına karşı aslında uygulanan bir nevi psikolojik şiddettir. Ekonomik şiddete geldiğimizde ise kadının kendi ekonomik mal varlığı üzerinde tasarrufunu kısıtlamaktır. Bunu yine eşi yapabilir, aile bireyleri yapabilir, işvereni dahi yapabilir. Örneğin daha erkek bir çalışana oranla daha az bir maaş vermesi, bu aslında kadına yapılan bir ekonomik şiddettir. Mobbing olmasının dışında. Cinsel şiddeti zaten bu da en çok duyulan şiddet türlerinden maalesef. Kadının cinsel olarak kendisine hiçbir şekilde izni ve rızası olmaksızın yapılan her türlü eylem ve faaliyettir diyorum. Zaten tecavüz dışında örneğin kadının herhangi bir doğuma zorlanması veya hamile bir kadının kürtaja zorlanması, bunlar da cinsel şiddettir aynı zamanda. Fiziksel şiddeti zaten biliyoruz. Kadının bedenine zarar veren her türlü şiddettir. Bunları bu şekilde sınıflandırıyoruz zaten. Şimdi az önce dediniz ki şiddet gerçekten artıyor ve biz sosyal medya aracılığıyla da özellikle ve diğer medya aracılığıyla buna daha çok vakıf oluyoruz. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi gerçekten eskiden çevremizde bir şiddet olduğunda o sadece o evin olduğu mahallede, çevrede, ilde en fazla belki duyulabiliyordu. Ancak şimdi sosyal medya aracılığıyla ve diğer medya aracılığıyla tüm dünyada dahi duyulabilme şansı mevcut. Bir diğeri ise artık kadınlarımız haklarını biliyor.
Dolayısıyla artık kendisine uygulanan bir şiddete karşı sessiz kalmaları daha azaldı. Daha çok ses çıkarmaya başladılar. Bir de eskiden kadınlarımızın ekonomik olarak daha kısıtlı oldukları için, gerek ekonomik olarak gerek eğitim seviyeleri daha düşük olduğu için, dolayısıyla ya aile içerisinde kadın kimden şiddet görüyordu? Babasından, kardeşlerinden, evliyse eşinden ve eşinin babasından veya aile bireylerinden görüyordu. Dolayısıyla kadının herhangi bir ekonomik özgürlüğü olmadığı için mecburen buna sessiz kalıp bir nevi buna razı oluyordu, kaderine razı oluyordu. Ancak şimdi kadın biraz daha ekonomik özgürlüğüne sahip ve artık her ne kadar tam olarak oturmamışsa da her geçen gün devletin de bu konuda sağlamış olduğu çok geniş imkanlar var. Yani artık kadına, şiddet gören kadını, çocuğu daha çok koruyor, daha çok hak yapabiliyor, daha çok ulaşabileceği merci var şu an için. Dolayısıyla kadın artık bunu seslendirmekten çekinmiyor. Bunlar özellikle görünür olması. Yani şurada araya girebilir miyim? Bence şiddet kavramının algısı da değişti. Bundan bir 30 yıl önceki, 40 yıl önceki kadınların yaşam tarzına baktığımız zaman onlara uygulanan psikolojik şiddetin şiddet olduğunu farkında değillerdi. Eğitim seviyesinin artmasıyla beraber onlara karşı gelen nahoş tavırların şiddet olduğunun ve bunu bana yapılmaması gerektiğinin farkına vardılar. Evet, bu nahoş tavırlar hani aile içinde olabilir veya dışarıdan gelebilir. O algının oluşması da güzel. Ama ben şurada bir fikrimi de söylemek istiyorum. Bu bana kesinlikle yapılamaz deyip de aile birliğinin sarsılması da hoş değil. Evlilik karşılıklı fedakarlık üzerine kuruludur bence. Hemen her şeyde bu şiddettir deyip karşı durmanın da bir gereği yokmuş gibi geliyor. Burada sizler ne söylemek istersiniz? Evet. Melisa Hanım, ben şu çok iyi bir yere değindiniz açıkçası. İki şekilde, önce bir ilk söylediğiniz kısımla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir yere değindiniz. Şöyle, evet, eskiden kadın mesela sen kadınsın, bunu bilmezsin, evet, bunu bir şey söyleyemezsin dediğinde, bu belki de o dönemin şartlarına göre bir psikolojik şiddet bile sayılmıyordu. Yani kesinlikle sayılmıyordu ve kadın da bunu öyle görmüyordu. Ama günümüz şartlarında bunun dünyada her yerde adı psikolojik şiddettir. Dediğiniz çok doğru. Evet, yani her ufak davranışta, bu işte boşanmaya gitsin veya işte hadi şikayet edeyim, şunlar olsun değil. Bizim bunları aslında anlatmamızdaki sebep nedir? Bakın, kanunun adı da şu: aile içi ve kadına şiddeti önleme kanunu. Ve bu konuda mesela İstanbul Sözleşmesi de var. Avrupa Konseyi'nin hazırlamış olduğu ve Türkiye'nin de ilk imzalayan ülkelerden olduğu, taraf olduğu sözleşme. Bu kanun ve sözleşmelerin içerisinde en önemli özelliklerinden biri şiddeti ilk etapta önlemek. Şimdi bizim bunları anlatmamız gerekiyor. Mesela neden o çağda insanlar bunun bir psikolojik şiddet dahi olduğunu bilmiyorlardı? Çünkü bu herkese normal gelen bir şeydi. Birileri çıktı ve bunun aslında normal olmadığını, bunun o kişiye karşı bir şiddet olduğunu söyledi. Dolayısıyla biz burada bunu konuştuğumuzda ve diyelim mesela bizim izleyicilerimiz var. Evde eşinden, belki babasından, belki diğer aile bireylerinden bu tarz sözler duyuyor. Ve bunun bir şiddet olduğunun farkında. Evet, hemen başka yollara başvurup ipleri koparması gerekmiyor ama en azından bunda bir şiddet algısı olduğunu farkına varacak ve ona göre davranacak. Ya da bunu çevresinde yapan insanlar vardır. Mesela bazı izleyiciler belki de bunu kendi çevresindeki insanlara karşı uyguluyorlardır. Ama biz bunları dillendirdiğimizde, evet, bu gerçekten bir şiddetmiş. Ben çevremdeki bu kişiye, eşime karşı, kardeşime karşı veya sokakta geçen birine karşı veya çalışanıma karşı bir şiddet uyguluyorum diyebilecek. Yani aslında bunları toplumun bilmesi, sadece bunlara karşı, evet, bununla karşılaştığınızda hukuki yola başvurabilirsiniz diye değil. Bu var, bunu bilin, bunu başkalarına karşı yapmayın. Çocuk yetiştirdiğinizde, yetiştirdiğiniz çocuklara da bunun bir şiddet olduğunu farkına vararak yetiştirin. Böylece daha sağlıklı bir toplum gelişmiş olacak. Evet. Şey gibi değil mi? Mesela eskiden hani gelenek görenek adı altında köylerde, hani ben bizzat kendim de tanık oldum. Hani şehir yaşantısında var mıydı öyle şeyler bilmiyorum ama gelinlerin kayınpederlerinin yanında işte aynı sofrada oturup yemek yemeleri bile ayıp sayılıyormuş. Evet. Halbuki yemek yemek doğal bir ihtiyacının karşılanması. Ve oradaki kadınları hani şeyi anlatamıyordunuz. Onun o kadar normal olduğunu kabul ediyor ki kayınpederinin yanında işte yemek yememesi gerekiyor gibi bir algı oluşturulmuş. Bu da aslında onun gibi psikolojik şiddet gibi. Evet. Aslında insanlar kendi kişisel olarak, kadın olarak ya da insan olarak
kendi varlıklarının farkına vardıkları andan itibaren kendi öz saygıları da gelişiyor. Ve bu beraberinde işte çocuk yetiştirirken daha sağlıklı bireyler yetiştirmenize de bir vesile oluyor. Evet. Hani dedik ya, artık şiddeti tanımladık. Yani bu yüzyılda şiddeti tanımladık ve şiddetin içini doğru şekilde doldurabildik. Ama şiddeti algılama şekillerimiz de önemli. Aile birliğini sağlamak için, başladı söyledim, yine söylüyorum, birazcık fedakarlık, birazcık özveri, belki birazcık daha iletişimi yoğun bir safhaya çıkarmak. Çünkü karşıdaki insanın ne söylediğini anlamak lazım. Hani anlamadan yargılıyoruz ya, son zamanlarda en büyük sorunlardan bir tanesi bu, yargısız infaz. Ben seni bir önce bir sonuna kadar dinlemeliyim. Sen de beni dinlemelisin. Benim ne demek istediğimi sonuna kadar anlamalısın. Şimdi biz birbirimizi anlayamadığımız için zaten o en ufak bir yanlışta hemen bir seti çekiyoruz. Ve setlerin arkasından birbirimizle irtibat kurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ne kadar doğru olur? Yani bir evliliğin bitmesi aslında kötü. O evliliğin bir şekilde kurtarılması gerekiyor. Çiftlerin karşılıklı fedakarlık yapması gerekiyor. Bir şey ilk günkü gibi korumak önemli, değil mi? Hı. Hani tabii ki ilk günkü gibi olmayabilir ama o iletişimi, o diyaloğu sıcak tutmak lazım. Evet. Zaten Melisa Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Bu şiddeti, yani ben aklı selim hiçbir insanın durup dururken birine karşı şiddet uygulayabileceğini düşünmüyorum zaten. Şimdi tabii ki sebeplerin olması uyguladığı şiddeti haklı bir hale getirmiyor. Ama ortada, yani hukuki olarak da böyle düşünüyorum, bir hukukçu olarak da böyle düşünüyorum. Zaten bu hukukta bir görüştür aslında. Eğer ortada bir suç varsa kesinlikle bir tane suçlu yoktur. Yani aslında karşılıklıdır bence bazı şeyler. Toplumda o suçun oluşmasına zemin hazırlanmıştır, zamanında sessiz kalınmıştır, önleyici hiçbir şey alınmamıştır. Dolayısıyla o kişi belki de bu suça bir nevi itilmiştir. Şimdi baktığımızda mesela özellikle bundan örnek vermek istiyorum çünkü toplumda daha yaygın olduğu için. Mesela bir erkeğin bir kadına karşı şiddet uygulamaya başladığı şu aşamada oluyor. Diyelim ki erkek kadından daha az kazandığı zaman olabiliyor. İşleri iyi gitmediği zaman olabiliyor. Zaten işteyken diyelim ki eşi ev hanımıysa veya eşi de çalışan biri ise ve erkek dışarıda zaten zor bir gün geçirip evde de tekrar aynısını geçirdiğinde oluyor. Aynı şey tam tersi durumlarda da mevcut oluyor. Yani kişiler hayatını diğer alanında yaşadığı zorlukları bir nevi karşısında en yakın olduğu insana yansıtıyorlar bu. Evet. Bu evde bir babanın çocuğuna karşı uyguladığı şiddette de böyle oluyor. Çünkü artık tahammülsüzleşiyor. Başka olaylara karşı tahammülsüzlüğünü o kişiden çıkarmaya çalışıyor. Bu da söylediğiniz gibi aslında iletişim eksikliğinden, empati eksikliğinden ve aslında çevresindeki diğer sorunların sebebini, suçlusunu bir başka masum bir insandan çıkarmaya çalışıyor onun. Cezasını başka bir insana kesiyor. Evet. Dolayısıyla aslında toplumda ilk bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, işinde bir sorun olabilir. Evde diğer bireylerle de bir sorun olabilir. Ama bunu halletmenin pek çok farklı yöntemi var. Artık zaten evlilik birliğini sonlandırmak son aşaması şu olmalı. Artık gerçekten her iki taraf için katlanılmaz bir hal aldığında. Zaten mesela boşanmanın tanımı da bu. Evlilik birliğinin taraflar arasında artık katlanılabilecek bir hal almadığı, devam ettirmesi katlanabilecek bir hal almadığı zaman son verilmesidir. Evet. Dolayısıyla ilk etapta zaten böyle bir şeye gidilmemesi gerekiyor. Ya öncelikle bir eşlerin oturup birbiriyle anlaşmaları, acaba sorunun temeli nedir, buna inmeleri gerekiyor. Ama bazen öyle olaylar yaşanıyor ki artık hani geç kalmış oluyor ki taraflar o kadar. Yapılan bazı eylemlerin affı karşı taraf için mümkün olmayabiliyor. Bence psikolojik destek almak lazım. Çağırdım birçok hani psikiyatrist konuğumla veya psikolog konuğumla veya aile içi danışmanlarla. Konuştuğumda benim anladığım şu, yani özetle, kadın ve erkek birbirinden farklı, beklentiler de farklı. Evet. Erkek bir şeyleri daha az duymak istiyor, kadınlar da sürekli anlatmak istiyor. Hı hı. Hani aslında cinsiyetlerimizin farklı olduğunun ve o cinsiyetlerin getirmiş olduğu karakteristik özelliklerin farklı olduğunun da farkında varmak lazım. Empati, en başta empati yapmak lazım. Şimdi anneler için özellikle söylüyorum. Erkek çocuğu olanlar için, Aycan Hanım mesela sizin için. Şu anda oğlunuza eğer siz bir bardak suyu getirtemiyorsanız veya kendi ihtiyaçlarını gideremiyorsa, belirli bir yaş grubu için söylüyorum, elektrik süpürgesiyle bir yeri alamıyorsa veya bir bardağı götürüp bir yere koyamıyorsa,
bu kişi nasıl sağlam bir evlilik yapacak? Çünkü bundan sonra biliyorsunuz zaten çocuğunuz 11 yaşındaydı değil mi? Bir 15 sene sonra evlilik yapacak muhtemelen. Eşi de çalışacak. Eşim de çalıştığı için karşılıklı yoruluyorsunuz ve karşılıklı birbirinizden de talebiniz oluyor. Bir anne olarak çocuğunu o şekilde yetiştirmezsen ne bekleyebilirsin? Hani erkek yapmaz, erkek yapamaz. Artık böyle bir algın da olmaması lazım. Çünkü kadınlar her şeyi yapıyor artık. Biz her şeyi yapıyorsak eğer artık erkeklere de bazı şeyler yaptırılmalı değil mi? Evet, yani toplumun bu konuda algısının değişmesi gerekiyor. Aslında bu Fadil Hanım da anlattı, şiddetin hepsinin temelinde kimse kendi egemenlik alanını bir başkasına terk etmek istemiyor. Sonuçta biz avukatız ve hiç kimse gülü oynaya boşanma ya gelmiyor değil mi? Boşanma evet. davası açmıyor. Yani bu belli bir süre sonucunda bir sürü konuda düşünerek bazen ortak kararla da gelebiliyorlar. Yani hani şu algının oluşması yanlış. Sanki işte kadınların günümüzde işte sosyal ve ekonomik durumları düzeldiği için kadınlar işte çok rahat boşanabiliyor gibi. Ben kendi boşanma dosyalarımdaki böyle profili bir portföyü incelediğim zaman şunu görüyorum. Aksine sosyal ve ekonomik durumu iyi olan kadınlar boşanmamak için çok daha fazla evet, direniyor. Evet, ben de onu müşahede yani, ettim. Diğer kadınlar hani belki artık onların kaybedecekleri hiçbir şey kalmadıkları için son çare olarak başvuruyorlar. Yani o konuda toplumun biraz daha kadına yumuşak bakması gerekiyor. Göründüğü gibi değil hiçbir şey. Evet, göründüğü gibi değil. Ama hani dediğimiz gibi ben de onu net bir şekilde gördüm Aycan Hanım. Eğitim seviyesi yüksek, ekonomisi yerinde olan kadınlar boşanmaya daha çok yanaşmıyorlar. Daha ziyade ev hanımlarının boşandığını görebiliyoruz. Bunun nedenini bilemiyorum. Henüz bir öngörüm yok ama eğer nedeni? Onlar da bize mesaj atarlarsa, paylaşırlarsa özellikle şiddet konusunda, boşanma konusunda, nafaka konusunda ve velayet konusunda onların da fikirlerini almak isterim. Efendim program boyunca da numaramız altta olacak. Evet Fadil Hanım. Aslında ev hanımlarının daha çok boşanmayı iten sebepler şunlar. Az önce de söylediniz ya mesela kadınla erkeğin yapısı farklı. Hayattan beklentileri farklı, partnerlerinden beklentileri farklı. Şimdi ev hanımı dediğiniz için ev hanımları üzerinden gidiyorum. Bir ev hanımı kadın düşünelim. Bütün gün evde, arada bir eğer komşularıyla, arkadaşlarıyla bir ortama giriyorsa bunu tabii tenzih ediyoruz. Evde çocukları varsa çocuklarıyla ilgileniyor, temizlik yapıyor, yemek yapıyor ve bütün gün tek başına. Yani insan olarak özellikle kadınların iletişim kurma isteğinin yüksek olduğunu düşünürsek bütün gün evde aslında anlatmak istediği, duymak istediği, eve gelen insanlarla artık konuşmak istediği bir şey var. Ve çocukları belli bir yaşın altındaysa onlarla da belli şeyleri konuşamayacağı için ister istemez eşiyle konuşmak istiyor. Evet. Eşi de bütün gün dışarıda, dışarının az önce bahsettiğimiz yorgunluğunu, iş yoğunluğunu, stresiyle birlikte eve geliyor. Ve oysa sadece sakin olarak hiçbir şey konuşmamak istiyor aslında. Sükunet istiyor belki. Dolayısıyla ne oluyor? Karşılıklı beklentileri farklı, hiçbir şekilde anlaşamayan iki birey olmuş oluyor. Biri hayatındaki olan bazı şeyleri anlatmak istiyor ya da eşinden duymak istiyor. Yani en basit bir muhabbet etmek istiyor. Diğeri ise sadece sessiz kalmak ve ertesi gün işe gitmek istiyor. Dolayısıyla arada iletişim kopukluğu yaşanıyor. Bu çok büyük etkenlerden biri aslında. Evet. Ev hanımlarının uğradığı şiddetin, yani fiziksel şiddetin bir kısmının sebebi de bu aslında. İletişim kuramıyorlar çünkü. Zaten en temel sorun o. İletişim yok. Hı hı. Aynen o yüzden. Bir diğeri ise şöyle bir şey var. Ev hanımı oluyor. Kadısı zaten evde. Onu evden bekleyen biri var. Tabii ki bunu bütün erkekler için söylemiyorum. Tenzih ediyorum. Tabii genelleme yapmıyoruz. Aynen. Evet. Yani boşanma davalarındaki şeyler söylüyorum. Hani gelen kişilerdeki, daha doğrusu kadın müvekkillerimizden, ev hanımı olanların anlattıklarından yola çıkıyorum. Şöyle bir durum var. Ne yapıyor? Dışarıda maalesef eşi başka insanlarla görüşmeye başlıyor. Başka kadınlarla görüşmeye başlıyor. Ve hem evde bir hayatı oluyor hem dışarıda bir hayatı oluyor. Artık o kişi için de yani eşi için de aldatıldığı için evliliği devam ettirmenin bir de manisi kalmıyor. Özellikle de çocuk yoksa. Çünkü toplumumuzda aslında evlilikleri devam edemeyecek olan evlilikleri bir süre daha devam ettirme isteği genelde hep çocuğun varlığından dolayı oluyor. O da maalesef genelde çoğunlukla çocuğa zarar veriyor. Evet, şu da var. Çocuk için sürdürülüyor bazı evlilikler. Evet. Halbuki bitse belki çocuk için daha iyi. Her akşam bir kavgaya tanık olması veya anne baba arasındaki o sürtüşme aslında çocuğun psikolojisini daha olumsuz kesinlikle etkiliyor. Kesinlikle ve akabinde o çocuk
büyüyecek ve şiddet uygulayan kısma geçecek. Evet. Çünkü tam tersi olması gerekirken kendisi şiddet uygulayacak. Aynen. Evet. Çünkü yapılan araştırmalara göre şiddet uygulayan insanların çoğu küçük yaşta ya şiddete uğrayan veya şiddete tanık olan insanlar. Evet. Dolayısıyla ailelerin burada, yani evet çocuk için o evliliğini devam ettirme kararı alıyorsunuz ama acaba o çocuk üzerinde gerçekten olumlu etki bırakabilecek mi? Evet. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, gerçekten. Ama orada sizin de demin dediğiniz gibi işte profesyonel yardım alarak eşler evliliklerini evet çocuklar için kurtarabilirler. Çünkü çocuk bile olsa herkes statükonun devamından yana tavır koyuyor. Anne babalar o olumsuz süreci pozitif bir alana dönüştürebilirler. Yani o süreçte anne baba olmayı da öğrenebilirler. Yani annelik babalık evet iki kişi anlaşamayabiliyor ama çocuğun evet ruh sağlığını düşünmek zorundasın. En azından işte çocuk ergin olana kadar, 18 yaşına gelene kadar, anlama kabiliyeti ve algı kavramı oluşana kadar. Yani diyesim anne babalar o durumu olumlu bir şeye çevirebilirler. Tabii ki bunun için de istek gerekiyor. Evet. Şimdi şiddeti birazcık tanımladık. Çare olarak eğitim, psikolojik destek, empati olarak da gösterdik kendimizce. Umarım herkesin de sorunlar çözülür diye bakalım olaya ama şiddete uygulayan kadınlarımız var diyelim ki. Şiddete uğradı. Bu kadın hakkını nasıl bilecek veya bu kadın hakkı nedir? Ne yapması gerekiyor? Eşinden gecenin ikisinde dayak yedi veya dışarı atıldı. Yani kapı dışarı edildi maalesef. Bu tür vakalar var mı? Var. Bu kadın ne yapmalı? Şey de yok. Aile efradından kimse de yok. Yani düşünün kimsesiz bir şehirde. Şimdi şöyle bir şey. Burada kadın yapabileceği birkaç tane seçeneği var. Bir en basiti dediğiniz gibi eğer hiçbir şey olmayacak şekilde artık sokağa atıldıysa 186 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili hattını aramak. Orada zaten 7-24 saat hizmet veriliyor. Orada kendisine hukuki yardım da sağlanıyor. Bunun dışında kadın şiddete uğradı. Ve diyelim ki birazcık da bilinçli ve biliyor. Yapacağı ilk şey aslında hastaneye gitmek. Hastaneye gittiğinde zaten hem tedavi görecek, hem darp edildiğine dair kendisine bir rapor düzenlenecek, hem de zaten hastaneye öyle bir vaka gittiği için hastane polisine haber verilip adli işlemler başlatılmış olacak. Böylece kadın o aşamada artık hastanede işini hallettikten sonra zaten ifadesine başvurulacağı için o aşamada kendisine şiddet uygulayan kişiden şikayetçi olacak. Ama diyelim ki öncelikle hastaneye gitmedi. Bu kez de şöyle bir şey yapabilir. Gün içerisinde en yakın kolluk birimine giderek şikayetçi olabilir. Bunun akabinde şiddet uygulayan kişiye karşı pek çok koruma tedbiri talep edebilir. Mesela uzaklaştırma kararı talep edebilir. Bu uzaklaştırma kararlarını zaten eğer karşı taraf, uzaklaştırılan taraf ihlal ettiğinde kendisine belli aralıklarla tazyik hapis cezası uygulanıyor. Bu tazyik hapis cezası 15 gün ile 30 gün arasına kadar değişebiliyor her ihlal ettiği durumda. Ve bu uzaklaştırma kararı 6 aya kadar uygulanabilen bir karardır. Bunun akabinde kendisine zaten şiddet uygulayan hakkında şikayetçi olduğunda orada da bir adli aşama devam ettiği için gerekli soruşturmalar yapıldığında akabinde kendisine şiddet uygulayan kişi hakkında iddianame hazırlandığında artık dava aşamasına geçmiş olacak. Burada şikayet... Yani ekstra bir dava açmaya gerek kalmıyor da değil kesinlikle. Mi? Kamu davasına dönüyor. Çünkü bu ceza hukuku olduğu için bir kere şikayet ettiğinde artık kolluk birimi bundan haberdar olmuş oluyor. Dolayısıyla bu aşamada artık kadın şikayet ediliyor. Zaten ilgili birimler onun bilgisine veya gereken kişilerin bilgisine başvuracağı zaman kendisine gerekli tebliğleri yapıyor ve ulaştırmış oluyor. Diyelim ki kadının gidecek bir yeri yok. Yine dediğim gibi çeşitli sivil toplum örgütleri ve dernekler var. Bunları çok rahat internetten de araştırdığında ulaşabilecekleri bilgiler bunlar. Veya işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ilgili birimini söylediğim numarayı aradıklarında yani 186'yı aradıklarında onlara çeşitli barınma yerleri sağlanacaktır. Çünkü bunlar 6284 sayılı kanunda zaten düzenlenen şeyler. Ve İstanbul Sözleşmesi'nde düzenlenen şeyler. Bu insanlara barınabilmeleri için barınma yerleri sağlanacaktır. Belli eğer çocukları varsa çocukları için de aynı şeyler sağlanacaktır. Bunları zaten geçen bölümde karşılaşan konuk olan konuğumuz çok daha ayrıntılı anlatmıştı. O yüzden ben hukuki olarak hangi şeylere başvurabileceğini söylüyorum. Bunlar da yine zaten onlara hukuki hakları arasında. Yani bunları talep ettiğinde ve ihtiyacı varsa ve bunun tek başına karşılayamayacaksa bunun zaten devlet tarafından karşılanmaması
yani bir ihlaldir, bir kanunun ihlalidir. O yüzden zaten dediğim süreci izlediğinde mutlaka bunun karşısını alacaktır. Fadime Hanımcığım, öyle bir sıkıntı yaşandı. Diyelim ki bir anlık sinir harbiyle bir kavga oldu. İşte kadın dışarıda kaldı. Hı hı. Hani dediğiniz silsileyi yaşadı. Ama sonra pişman oldu ve ben eşimden ayrılmak istemiyorum dedi. Oradaki, hı hı, kamu davası bu saatten sonra nasıl bir seyir takip eder? Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Kadınlar aynen böyle yapıyorlar. Değil mi? Çok önce gidiyorlar, şikayetçi oluyorlar hemen ilk etapta. Sonra aile büyükleri giriyor. Pek çok şey oluyor. Şimdi şu var. Bu şiddet uyguladığında bizim kasten yaralama dediğimiz bir kanun maddemiz var. Evet. Ve bunun nitelikli halleri de var. Basit hali zaten şikayete bağlı. Eğer şikayetinden vazgeçtiğinde bu dava düşmüş olacak artık. Ama şikayete bağlı olmayan nitelikli haller var. Mesela eşi ona silahla, yani bu silah sadece ateşli silah olarak düşünmemek lazım. Silah vasfında şeyler var. Sopa olabilir bu, bıçak olabilir, benzeri şeyler olabilir. Bu tarz şeylerle kadını darp ettiğinde artık bu nitelikli hale girmiş olacak. Dolayısıyla kadın burada şikayetinden vazgeçse dahi artık kamu davası halini aldığı için bu dava orada devam edecektir. Evet. Yani bu durumda mağdur olan, mağduriyet aslında doğru bir kelime mi bilmiyorum bu durum için, ama bu dediğiniz çok sık yaşanan bir durum. Kadın önce gidiyor, şikayetçi oluyor. Sonra diyor ki aslında o öyle olmadı. Bu şekilde gerçekleşmedi. Ben şikayetçi değilim. Biraz gözünü korkutmak istedim. Bana daha çok bağlansın istedim gibi bahaneler öne sürebiliyorlar. Kesinlikle böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla kadınların burada zaten o adımı atarken dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer zaten sonrasında eşiyle geri dönecekse eşi kendisine diyelim bir şiddet uyguladı ve akabinde kadın bunu bağışlayıp affederek devam edecekse yoluna, kocasına karşı alacağı uzaklaştırma kararı, şikayetçi olması, bunlar eşinde ters tepkiye sebebiyet veriyor. Çünkü şimdi şöyle bir şey düşünün, bir erkek evine normal şartlarda her gün geliyor gidiyor ve bir anda bir uzaklaştırma kararı veriliyor ve o adamın gidebilecek herhangi bir yeri kalmıyor. Ve artık eşine karşı tekrar böyle bir bilenmeye başlıyor. Yani gerçekten tabiri caizse bilenmeye başlıyor ve bu akabinde kadına karşı daha fazla reaksiyon vermesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla kadınlar bu yolu izlerken, az önce de söylediniz ya, nasıl ki her olayda evlilik bitirilemiyorsa bu tarz şeylerde de adım atacakları zaman dikkatli olmaları lazım. Bunu söylememin, evet, sebebi de az önceki olay. Eğer artık bazen şikayetten vazgeçmek dahi kafi olmuyor. Yani iş işten geçmiş oluyor. Ama şey değil mi Hatice Hanım, hani böyle düşünüldüğü zaman işte zaten bu düşünceyle birçok kadın geri adım atıyor. İşte adli mercilerin haberi olmuyor. Evet. O noktaya gelmişse de zaten yani şikayetçi olunması gerekiyor. Bir de hani hukuki açıdan bu tür raporların, darp raporlarının ileride delil niteliği var. Kadınlar o delillerinden de vazgeçmiş oluyor ve boşanma davalarında işte tanık ifadelerinin, bu şekildeki darp raporlarının çok büyük etkisi var. Yani vazgeçince o delillerin hükmü kalkıyor mu artık? Şimdi yani şöyle, almış olduğu darp raporunun. Hı hı. Şimdi şöyle, boşanma sebeplerinde diyelim ki kadın kendisi, eşin kendisini darp ettiği için boşanma davası açmak, evet, istiyor. Ayca Hanım'ın dediği doğru aslında. Şimdi burada biz az önce söyledik ya, eğer gerçekten eşiyle geri dönecekse bu yolu bir izlememesi gerekiyor. Şimdi dediğimiz yolda gidip hastaneye darp raporu aldığında, bu darp raporu yani belge niteliğinde resmi evrak. Bunun üstüne bir delil bulmak neredeyse imkansız. Yani başka bir resmi evrakla bunun çürütülmesi gerekiyor. Ancak dolayısıyla ne olacak? Kadın eğer ileride boşanmak istediğinde, buna dayanarak boşanmak istediğinde bu rapor kendisine ciddi anlamda bir maddi manevi tazminat olarak dönecek ve çekişmeli olarak yapılan boşanmalarda karşı tarafın kusur oranını arttırmış olacak. Yani çünkü boşanma sonuçlandığında bir taraf kusurlu, daha ağır kusurlu, bir taraf daha az kusurlu veya kusursuz olacak şekilde boşanmaya karar veriliyor. Bu da maddi manevi tazminat miktarını etkiliyor. Belki çocukları varsa velayet durumunu da etkileyebiliyor. Düşünün ki şiddete eğilimli bir taraf var, diğeri de şiddete uğrayan bir taraf. Takdir edersiniz ki çocuk şiddete eğilimli bir tarafa verilmektense diğer tarafa verilmesi daha doğru olacaktır. Evet. Onların bunu da göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani bu doğru. Aslında hem kadını hem erkeği koruyan bir mekanizma. Kesinlikle. Kadının yani hangi hakları sahip olduğunun bilincinde olarak yaşamına devam etmesini sağlıyor. Erkeğin de eşine ya da çocuklarına gelişigüzel şiddet uygulayamayacağının farkına varıyor. Evet. Ve bir nevi işte evliliklerinde daha sağlıklı yürütülmesine de sebep oluyor. Ama ben şu kanaatteyim. Ortada problem varsa, ortada eğer bir evlilik varsa,
ve öyle bir şiddet oldu. Hani derler ya, anlık sinirle, öfkeyle hareket etmeyin. Keskin sirke küpüne zarar diye atalarımızın bir sözü var. Orada aslında bir sakinleşip bir durup düşünmek lazım. Evet, bu insan artıları, eksilerini bir kefeye koymak lazım. Hani bu saatten sonra bu iş yürüyecek mi? Bu evlilik yürüyecek mi? Onun muhasebesini yaptıktan sonra adım atmak lazım. Eğer ben bugün gidip şikayet ediyorsam, eşim 6 ay evden uzaklaştırılıyorsa, bu onun için bir itibarsızlık nedeni. Maddi açıdan da bir külfete girecek bu kişi. Çünkü evine gelemiyor. Muhtemelen otellerde kalacak. Ve bu kişi 6 ay sonra geldiği zaman ben o evliliği tekrar eskisi gibi sağlam yapamam. Çünkü gönüller birbirinden uzaklaşmış oluyor zaten. Ve çocuk oyuncağına dönüyor. Bugün git şikayet et, yarın geri al. Sen kararlı olacaksın. Evet, bir sorun var mı? Sen bunu şikayet ettin mi? Evet, ettim. O zaman arkasında duracaksın. Bugün git şikayet et, yarın geri al. Ondan sonra tekrar şikayet et. Nasıl bir sağlam evlilik olabilir? Şimdi Melisa Hanım, zaten şöyle bir şey var. Kişi, yani eş onu unutmak istese de o durumun hani uzaklaştırıldığı için bunu kendi içerisinde içselleştirmeye çalışsa da toplum buna izin vermiyor. Şimdi bu tarz durumlarda genelde uzaklaştırılan erkek olduğu için söylüyorum ama bu kanunlar aslında hani hem erkeği hem kadın için geçerli. Şöyle bir durum var. Çevredeki herkes söylüyor. Bak işte sana karşı böyle bir şey yaptı. Eşin seni böyle yaptı. Demek ki böyle oluyor. Bir aile bireylerinin de diğer eşe karşı doldurması söz konusu oluyor. Dolayısıyla zaten adam ona karşı, eşine karşı bilenerek ekstra gidiyor. Ve maalesef dikkat ettiğimizde şöyle bir durum oluyor. Uzaklaştırma kararı verildiğinde dahi pek çok durumda, ki bu basına da yansıyor, uzaklaştırılan kişi bir şekilde eşine ulaşıyor ve maalesef ölümle sonuçlanan yani çünkü artık diş biliyor. Fizikse. Hani sen buna bunu yaptın ama bak geri dönüşünde ben de sana bunu yapacağım. Diyorum ya, hani İyice düşünmek lazım. Kesinlikle. Bir de şimdi şu var. Sonrasında şikayette vazgeçildiğinde gerçekten kadından şikayetten vazgeçebilmek için artık başka bahane bulamadıkları için çok komik şeyler söyleyebiliyorlar. Yani mesela bunlara birebir okuduğum ve tanık olduğum için söylüyorum. Ya yani mesela gözü morarmış artık. Yani bunun darp raporu da var, fotoğrafları da mevcut. Ben kapıya çarptım, dolabın ucu çarptı şeklinde gerçekten klasik bahanelerle oluyor. Ama tabii ki yani ortada bir delil var, bir göz var, bir nizam var ve hakimin vicdani kanaati var. Dolayısıyla artık orada şikayetten vazgeçmek çok da etkili olmuyor. Evet. Tabii ki bence o aşamaya gelmiş bir kadının da hani evliliğim devam eder diye şikayet etmemesi de ne kadar sağlıklı. O da çok yanlış. O eğer sürdürülemeyecek bir evlilik varsa ve kişi doğal bir şiddet eğilimli ise. Çünkü bazı insanlar hastalıklı, o hasta tipli insanlar var. Bu insandan evet ayrılmak lazım. Kadınlar şunu da yapabilmeliler. Şiddete uğruyorsa hukuk var, devlet var. O hukuk imkanlarından yararlanabilirler. Ve evet, ayrıca artık iş olanakları da çok fazla. Hiçbir şey yapamasanız bile bir yerde bir gözleme yapıp satabiliyorsunuz. Veya bir kantinde bir çay dağıtabiliyorsunuz. Çay servisinde bile çalışabiliyorsunuz. İlle de eğitimli olmaya gerek yok. Yani bir evet, erkeğin kendisine vereceği 2-3 kuruş paraya minnet etmesine gerek yok. Hani olanaklarımız fazla. Bundan bir 20 yıl önce kadın istediği gibi çalışamıyordu. Veya aile içi sıkıntılarını dile getiremiyorduk. Belki de hukuk, hani İstanbul Sözleşmesi yeni imzalandı. Evet. Belki bir şeyler yeni tanzim ediliyor. Ki artık kadınlardan gerçekten yana. Gerçekten çok geniş bir sözleşme zaten. Henüz daha yeni yeni uygulamaya, faaliyete geçirilebiliyor. Çünkü geçirilebilmesi için bir altyapının, zeminin hazırlanması gerekiyor. Geçtikçe, hayata geçtikçe, aslında sözleşme tam olarak uygulanmaya başlandıkça hukuki olarak, idari olarak, kollukta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde tam olarak uygulanmaya başlanınca aslında sorunların çoğuna da bence çözüm oluşturabilecek mahiyette bir sözleşme zaten. Dolayısıyla evet, hani onun uygulanması da bir süreç alacaktır. Bu süre içerisinde de şimdi şu da var. Kadınlar şunu yapmamalı yani. Kendisine uygulanan şiddete aile bireylerinin de araya girmesiyle mesela evli olduğu kişiden şikayetten vazgeçiyor bu tarz durumlarda. Hatta bir ara şöyle bir şey de gündemdeydi. Ya işte bunu hani aile içi şiddet olarak geçiyor zaten. Çeşitli düzenlemeler getirelim. Çünkü sonrasında eşler barışıyor ve şikayetlerinden vazgeçiyor. Ancak diğer eşin hala ceza alması durumu söz konusu oluyor. Hatta hapse girme durumu söz konusu oluyor. Şimdi bu durumda eğer burada bir düzenleme yapılırsa, yani istedikleri gibi bir düzenleme yapılırsa, bu aslında tehlikeli. O zaman
baskı altında şikayetlerinden vazgeçmek zorunda bırakılan kadınlar ne olacak? Çünkü şikayetten bir kere vazgeçerseniz vazgeçmiş oluyorsunuz. Ve ancak hile cebirle vazgeçtiğinizi ispatlamanız gerekiyor. Ki zaten o baskıyla vazgeçen birinin bunu ispatlayabilmesi de hayatın olağan akışına evet. aykırı. Dolayısıyla hani bir kişinin dahi hayatını kurtarabileceksek diğer kişilerin daha düşünceli davranması gerekiyor. Evet, şimdi siz onu söyleyince düşündüm. Özellikle doğuda, güneydoğuda yaşama hakkı bile bir başkasının elinde olan kadınlar var. O evet. hayat onlar için gerçekten zor. Evet, onlar yani, şikayetlerini geri almak zorunda kalabiliyorlardır. Kesinlikle. Ya hala başlık parası alınan bölgeler var maalesef. Yani bunları bile hala duyabiliyoruz. Boşanma aşamasında bunları geri isteyenler var. Yani böyle bir durum söz konusu maalesef hala. Evet, evet. Umarım eğitimle beraber her şey çözülecek. Umarım. Bir sorumuz var. Seyircimiz biraz beni zorlayacak. Okurken biraz zorladım. Tamamen bitişik yazılmış. Efendim, bu arada şiddetle ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Şiddet sizce tek taraflı mıdır? Veya şiddete eğilimli kişilikler mi vardır? Şiddetin kadın ve erkek rolleri nelerdir? Bununla ilgili düşünceleriniz varsa yazarsanız sevinirim. Ayrıca nafakayla ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Ben 27 senelik evliyim. Bir kızımı evlendirdim. 96-98 doğumlu. Bir oğlum, bir kızım var. Emekliyim. Boşansam ne kadar nafaka öderim? Çünkü benim hanım geçimsizlikten boşanmak istiyor. Bana yardımcı olun lütfen demiş. İsmini yazmamış. Efendim, geçmişler olsun diyelim. Evet, yardımcı olabilecek miyiz? Beyefendinin ne kadar gelirinin olduğu önemli. Geçen programda da anlattık. Karşı tarafın yoksulluk durumu göz önüne alınacak. Bununla ilgili sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılıyor. Miktarı da hakim takdir ediyor. Şimdi davalarımızdan örnek vermek gerekirse, diyelim ki asgari ücret işte 2000-2200 lira civarında bir geliri olan bir erkek eşine işte ortalama 200-250 çocuklar için de aynı, eğer 18 yaşından küçüklerse 200-250 civarında bir rakam bağlanıyor. Evet. Çok büyük rakamlar değil. Yani 2000-2500'e göre düşünürsek. Şimdi eşi öyle dava açıyor ama kusur durumu önemli. Eğer eşi, yani dava açan kişi ağır kusurlu bulunursa zaten kişi bu nafakayı ödemekten kurtulmuş olabilir. Yani olacaktır. Şimdi eşi tamam, şiddetli geçimsizlikten açılacak ama şiddetli geçimsizliğin içerisini doldurmak gerekiyor. Çünkü TMK'da net olarak tek başına şiddetli geçimsizlik boşanma nedenidir demiyor. Bu açmak gerekiyor. Yani pek çok şey şiddetli geçimsizliğe sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bir de bunu sebebiyet veren kişi kim? O da önemli. Yani kusur durumu belirlendikten sonra nafakaya hükmedilip hükmedilmeyeceği de önemli. Evet. Bir seyircimiz Şemdinli'de yetişen diyet şeker pancarının bize fotoğrafını atmış. Efendim selamlar. Size de Şemdinli'ye de isminizi de yazarsanız seviniriz. Ve ayrıca şiddetle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunu da bizimle paylaşın lütfen. Bir diğer mesajımız da şöyle. Önce selam, sonra kelam. Gaggoşlara, Diyarı, Kanal 23'e hayırlı programlar dilerim. Şiddet doğuran sebepler. 1- Yalan, 2- Geçimsizlik, 3- Mevcut olan kanun uygulamalarıdır. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Tevfik Yılmaz son sebepten erkek sağır olacak, kadın da kör olması lazım. Veya kadın sağır olacak, erkek kör olması gerekir bence. Evliliğin sürebilmesi gerekir. Kanaatindeyim. Elazığ'a selamlar demiş. Efendim selamlar, teşekkürler düşünceniz için. Erkek sağır, kadın kör olacak. Aslında günümüzü net bir şekilde sembolize ediyor değil mi? Çünkü erkekler duymak istemiyor. Hani hep kadınların çenesinden biraz muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. Halbuki biz kadınlar çok da konuşmuyoruz ama niye öyle diyorlar? Aslında erkekler daha çok konuşuyor. Bence kanaatim o yönde benim. Kadınların kahvehanesi yok. Evet. Erkeklerin var. Var. Ve orada bütün gün oyun oynayıp konuşuyorlar. Evet. Evet, değil mi? Bir mesajımız da şu şekilde. İyi yayınlar Melisacığım. Programın ve sen bağımlılık yaptınız. Başarılarının devamını dilerim. Her zamanki gibi çok güzel görünüyorsun güzel arkadaşım Pınar İnanlı.
Pınar'cığım çok öpüyorum canım benim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın ama senin de şiddetle ilgili görüşlerini merak ediyorum. Boşanmayla ilgili, nafakayla ilgili. Nafaka süreli olsun mu veya süreksiz şekilde devam etsin mi efendim? Tüm seyircilerimiz görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Şiddetle ilgili şöyle bir bizim 6 dakikamız var ama özellikle önemli olan noktamız nedir Fadile Hanımcığım? Kadınların dikkat etmesi gereken. Erkekleri söylemiyoruz herhalde, şiddete uğrayan erkek çok azdır değil yani, mi? Yani pek size dava geldi mi hiç bilmiyorum. Yani şöyle oluyor tabii ki, çok ilginç oluyor. Yani şöyle aslında gülmemek gerekiyor. Sonuç itibariyle şiddete bütün canlılar uğrayabilir. Yani insandan hani erkekler bizlerden kadar çok daha güçlü oldukları için aslında güldüğümüz nokta o. Yani evet, hiçbir kadın bir erkeğe dövemezmiş gibi geliyor bana yani. Yani toplum, ya bizim kendi toplumumuzda alışılagelmişin dışında olduğu için çok nadiren olsa da mümkün oluyor. O zaman şöyle bir cevap vereyim. Genelde şiddete uğrayan herkes için, evet, veriyorum. Çünkü bu kadın da olabilir, çocuk da olabilir, erkek de olabilir. Yapmaları gereken ilk şey kolluk birimine gitmeleri ve hastaneden darp raporu almalarıdır. Bu hem ileride onları açacağı davalarda bulunacakları şikayetlerde onlar için en önemli delil olacaktır zaten. Evet. Yani şunu unutmamaları gerekiyor. Bakın, evde şiddete uğrayabilirler, iş yerinde uğrayabilirler, sokakta yürürken bile uğrayabilirler. Yani şiddetin maalesef yeri ve zamanı bulunmuyor. Dolayısıyla her anda böyle bir şeye uğrar uğramaz yapacakları ilk iş bir kolluk birimine gidip şikayette bulunmaktır. Evet. Şu olabilir, bunu söyleyeyim. Bazen kadınlar özellikle evliyse ve eşlerinden şiddet görüyorlarsa gittikleri birimlerden yardım görmediklerini ve barıştırılarak geri gönderildiklerini söyleyebiliyorlar. Böyle bir durumla söz konusu olursa o zaman yapacakları şey şu. Gitsinler hastaneye, eğer herhangi bir darp ve cebir izi varsa zaten rapor alsınlar. Orada hastane bunu bildirmek zorunda zaten. Bir bu. İkincisi, kendileri de Cumhuriyet Başsavcılığına zaten şikayette bulunabilirler. Yani bir kolluğa gitmeleri buna engel değil. Kolluk birimi. Kolluk ulaşılması daha kolay bir yer olduğu için bunu öneriyoruz. Sonuç itibariyle her kesimden ve her eğitim seviyesinden insanımız mevcut. Ancak bunu unutmasınlar ki Cumhuriyet Başsavcılığına da direkt olarak şikayette bulunabilirler. Yani bu hak herkese verilmiş, evet, bir hak. 4 dakikamız var. Ben bu 4 dakikayı da medyanın rolüne ayırmak istiyorum. Evet, bizler sonuçta medya mensupları olarak bir şeyler işliyoruz. Bir şeyler işliyoruz ama bu belki de algılamasında veya kavramasında sıkıntı olan insanlar için kötü örnekler olabiliyor. Özellikle ana haber bültenlerine şiddet olayları yansıdığı zaman akabinde şiddetin arttığı gözlemleniyor. Hani bir tane haber bülteni bir eşi tarafından öldürülen bir kadın olayını taşıdığı zaman ekranlara, bunun peşi sıra gelindiği görülüyor. Sizce medya burada nasıl bir rol üstlenmeli? Yani hani başka ülke haberlerini çok bilmiyorum ama kendi ülkemizdeki haberlere baktığınız zaman daha ziyade iç karartıcı, hep ölümler, biraz daha sıkıntılı. Belki de biraz psikolojide baz alınarak bazı şeyler düzeltilebilir mi? Medyanın şiddetteki rolü nasıl olmalı bu haberlere karşın? Tabii ki yani bence de sansür uygulanmadı. Mesela intihar haberleri için de bu geçerli. Evet. Bir araştırma yapılıyor. İntihar haberleri ne kadar çok işte medyada yaygın gösterilirse intihar oranlarında o kadar artış oluyor. Evet. Ya da bir dönem kapkaç, hatırlıyor musunuz? Evet, ne kadar yani fazlaydı. Aslında gaspo. Kapkaç haberleri televizyonlarda yayınlandıktan sonra kapkaç olaylarında çok ciddi bir artış oldu. Evet. Bence de siz haklısınız. Yani belli bir sansür. Çünkü bunu her kesimden, her yaş grubundan insanlar izliyor. Dizilerde de öyle. Mesela günümüzün işte fenomen dizileri var. Benim oğlum da işte isim vermeyeyim, birkaç dizi var. Evet. Onun yaş grubuna asla uygun değil. Ama siz onu engelleyemiyorsun. Sanal bir dünya yaratılmış orada. Sanki hiç işte adli makamlar yok, polis yok. Kendilerine ait bir dünya varmış gibi işte hepsinin elinde silahlar. Bunlar tabii ki çocuklar ya da oyunlar. Çocukların gelişimini ya da yetişkinlerin de ruhsal sağlığını etkiliyor. Bir de şu medyatik isimler de aslında çok önemli. Sanatçıları hemen hepimiz yakinen takip ediyoruz. Onların genellikle belki bir günlük bile bir tane evlilikleri var. Sadece bir gün evli kalan şeyler, ünlüler var. Evet. Bunların da aslında boşanmalar üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu düşünüyorum. Ha işte bak, o bir gün içerisinde boşandı. Veya işte boşanıyorlar, çok kısa süre sonra tekrar yeni bir evlilik yapılıyor. Bunların da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani kendimize rol model alacağımız kişilerin nitelikli olması gerekiyor.
Kesinlikle olması değil mi? Gerekiyor. Bir de Mesih Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Toplumun basında duyduğu her şeye itibar etmemesi gerekiyor aslında. Sonuçta orada bu haberi sunan kişiler aldığı bilgilere göre sunuyorlar. Bu bilgiyi en sağlıklı belki aldıysa kolluk birimindeki memurlardan almış olabilir. Onların da yeterli hukuki bilgisi yok. Şimdi mesela bize de bazen müvekkillerimiz atıyor, işte avukatım şu haberde şu var, nasıl yapacağız? Haberden bahsediyor öyle. Tamam, peşine düşüyoruz. Bakalım gerçekten öyle bir dosyada öyle bir karar çıkmış mı? Aslında ulaşabildiğimizde çok farklı bir durum söz konusu. Yani her olayın aslında kendi içeriği söz konusu. Yani olayı kendi özü var. Kendine has bir uygulaması var. Dolayısıyla medyada duydukları her şey aslında o konuda itibar etmemeleri gerekiyor. Evet. Çünkü orada gizlenen şeyler var, kişisel bilgi olması nedeniyle. Her şeyi açık açık bilmiyorlar ki kendilerine entegre edebiliyorlar. Dediğiniz gibi yani bize şuna gelen var. Şunlar şu kadar sürede boşanıyorsa bizimki neden bu kadar uzuyor? Yani demek ki olay aynı değil, istekler aynı değil, talepler aynı değil, sosyoekonomik durumlar aynı değil. Bunlar zaten yeterli sebepler. Ve hiç kimsenin hayatı da diğer kişiyle aynı değil. Kesinlikle. Perspektifler farklı. Daha ziyade kadınlar mağdur olduğu için kadınlar üzerinden hareket ettik. Bu bölümde de boşanma, nafaka ve velayet işleyeceğiz. Bunlarla ilgili sorularımız varsa hattımızı kullanarak sorularınızı yollayabilirsiniz. Özellikle nafaka ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şiddetle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şiddetin kadın ve erkek rollerini de ben merak ediyorum. Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Mesajlarımız, sorularımız var. Birazcık boşanma konusunu işledikten sonra sorularınızı da yönlendireceğim efendim. 0506-094-67-23 nolu hattımızı kullanabilirsiniz. Normal mesaj hattımızda, WhatsApp hattımızda kullanabilirsiniz efendim. Numaramız program boyunca da altta olacak. Fadile Hanım, boşanmayı bir önceki bölümde şöyle küçük bir şekilde tanımladınız ama boşanmayı hemen hepimiz biliyoruz zaten ama bunun hukuksal olarak boşanmayı tanımlamanızı istiyorum. Boşanma hukuki olarak şu şekilde: evlilik birliğini devam ettiremeyen tarafların veya devam ettirmekte herhangi bir fayda kalmayan tarafların evlilik birliğini sonlandırılmasıdır. Evet. Şimdi şöyle bir şey, özellikle izleyicilerimiz şunu bilsinler çünkü toplumda biraz yanlış biliniyor. Her şey, her olay bir boşanma sebebi değildir. Bizim medeni kanunumuzda boşanma sebepleri sınırlı sayıda sayılmıştır. Bir kısmı özel boşanma sebepleridir, bir kısmı da genel boşanma sebepleridir. Genel boşanma sebebi zaten evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu çeşitli şekillerde reaksiyon gösterebiliyor. Yani şöyle, pek çok olay evlilik birliğinin temelden sarsılması içeriğine girebiliyor. Özel sebeplere baktığımızda ise bunlardan belki de toplumda en çok bilineni zinadır. Fakat burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var ki eşim mesela şunu demesin izleyicilerimiz. Eşim bir kere başka biriyle zina yaptıysa bu mütemadiyen bir boşanma sebebi değildir. Öğrendiği tarihten itibaren 6 ay, herhalde de 5 yıllık bir süresi mevcuttur. Ayrıca bu süreler dolsa dahi, yani daha dolmadan dahi eğer eşi tarafından affedildiyse bu da artık bir boşanma sebebi olmaktan ortadan kalkmış oluyor. Evet. Bunun dışında hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar. Bu bir özel boşanma sebebidir. Bunda da yine 6 ayla 5 yıllık sürelerimiz mevcuttur. Bunun dışında diğer özel sebeplere baktığımızda ise suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Yani kişinin eşi suç işlemişse veya haysiyetsiz bir yaşam sürüyorsa bu durumda kendisi bir boşanma davası açabilir. Yani haklı olarak açabilir. Bu bir Fadile özel sebep. Hanımcığım, şu kavramın içini ben birazcık açmak istiyorum. Bizi Hı-hı. dinleyenler için, seyredenler için. Haysiyetsiz bir yaşamın içini biraz doldurmak istiyorum. Bu arada Hı-hı. bir Maraş'tan bizi seyreden bir seyircimiz, ben canlı yayın araması yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz demişsiniz. Efendim, canlı yayın araması alamıyoruz ama mesajınızı, derdinizi böyle uzun uzadıya da anlatabilirsiniz. Efendim, iki tane avukatımız var. Mutlaka yardımcı olacağız size. Uzun uzadıya neyi merak ediyorsanız yazarsınız efendim. Buradan okuyacağız ve selamlar efendim. Haysiyetsiz yaşamayı biraz açalım istiyorum. Çünkü bizi dinleyenler arasında kavramların içini dolduramayabiliyoruz. Hani haysiyetsiz yaşam deyince ilk akla gelen şu olabilir. Hani erkeğin acaba veya kadının da olabilir. Hani sadece aslında baz alırken sadece erkek üzerinden gitmek de doğru değil. Sonuçta erkek aldatıyorsa kiminle aldatıyor? Mutlaka beraberinde bir kadın da vardır. Evet. Hani sadece çapkınlık mı?
Onun için o yüzden açmak istiyorum. Şimdi aslında o dediğiniz aldatma daha farklı boşanma sebeplerine giriyor. Evet. Ya evlilik birliğinin temelden sarsılması içerisinde değerlendirilir veya artık ispat edilebilecek seviyede ise zina içerisinde değerlendirilir. Haysiyetsiz yaşam sürme kişinin toplumun artık kabul edemeyeceği şekilde bir yaşam sürmektir. Mesela buna ne diyebiliriz? Kişinin... İzleyicilerimizden özür dileyerek söylüyorum ama maalesef böyle kişiler mevcut. Fuhuş yaptıran kişi olması. Evet. Mesela bu bir haysiyetsiz yaşam sürmektir. Veya bu tarz yerlerde çalışan yani işe etkin bir şekilde katılacak şekilde çalışan biri olabilir. Bu bir haysiyetsiz yaşam sürmektir. Bu ve benzeri durumlar. Yani toplumun artık kabul edemeyeceği ağırlıkta eylemler yapılması haysiyetsiz yaşam sürme içerisine evet. giriyor. Dolayısıyla hani onunla aldatma arasındaki farkı ayırmak gerekiyor. Yani eşini aldatmak haysiyetsiz yaşam içerisinde değerlendirilemiyor. Değerlendirilmiyor. Evet, çünkü bakın, onun işte biz bile hani tam olarak mevcuttur. Dolduramayabiliyoruz. Evet. Hı hı. Bunun dışında bir diğer özel sebepse terktir. Kişilerin evi terk etmesi hiçbir neden olmaksızın, haklı bir sebep olmaksızın evini ortak konutu terk etmeksizdir. Yalnız terki şöyle algılamamak gerekiyor. Yani kişinin eşyalarını toplayıp gitmesi olarak algılamamak gerekiyor. Diğeri eşlerden biri diğer eşi evi terk etmeye zorluyorsa Yargıtay bu konuda da terk sağlanmış oluyor demektir. Demiştir bizim için. Dolayısıyla ya konutu birebir kendisi terk eden veya diğer eşi terk etmeye zorlayan kişi terk sebebiyle boşanmada davalı konumuna düşmüş oluyor artık. Yalnız burada çeşitli süreler var. 6 ay yani totalde toplamda 6 aylık bir süre var. 4 ay beklenmesi gerekiyor. Akabinde ihtar çekilmesi gerekiyor çeşitli mercilerle. 2 ay o ihtardan sonra da 2 ay bekledikten sonra gidilmesi gerekiyor dava yoluna. Bu kanunun belirlediği şartlar olduğu için yani terk anlamında öyle hemen terke dayalı olarak boşanma davası açabilirim algısı izleyicilerimizde oluşmasın. Çünkü aslında zor ve süreç gerektiren bir yoldur. Bu konuda en makul şey eğer bu şekilde dava açabilmeyi düşünen ya da açmayı düşünen izleyicilerimiz varsa kesinlikle alanında uzman bir meslektaşımızdan yardım almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet. Bir diğeri de akıl hastalığıdır. Akıl hastalığı şu şekilde yalnız boşanma sebebi. Evlendiğinde kişi akıl hastasıydı ben bilmiyordum evlendim şeklinde değil. Çünkü bu başka bir şeye giriyor. Yani bu evliliğin iptal sebeplerinden biri. Diğeri ise akıl hastası ise iptal. Daha doğrusu evliliğin geçersiz olması. Geçersiz, yani akıl evet. hastası biri evlenemez. Çünkü yani hani kendi iradesiyle o iradeye sahip değil. Şey hatası olmasın, terim hatası evet. olmasın. Buradaki akıl hastalığı evliler eşlerden biri sonradan akli bir hastalığa tutuyor ve düzelmesi de olanaklı değil. Yani düzelme olanağı da bulunmuyor. Ve bu durumda diğer eş için artık hayatı ve evliliği idame ettirebilecek şekilde değil. Ve bunu zorlaştırıyorsa bu artık bir özel boşanma sebebi haline giriyor. Şu da var, boşanma dediğimizde izleyicilerimiz özellikle hani bize de çok sordukları için izleyicilerimiz onun ayrımına varsınlar. Boşanma bizim medeni kanunumuza göre iki şekilde olabiliyor. Aslında kanunun içerisinde bu şekilde kategorize edilmemiş ama kanunun yorumundan ve Yargıtay kararlarından bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir çekişmeli boşanma vardır, diğeri ise anlaşmalı boşanma vardır ve bunlara çeşitli şartları vardır. Mesela bize geliyorlar, henüz daha bir yıllık evli değiller ve anlaşmalı boşanma istiyorlar. Ancak bu mümkün değil çünkü anlaşmalı boşanmanın şartı kanunda sayılmıştır. Kişilerin en az bir yıllık evli yani tarafların en az bir yıl süreyle evli olmuş olmaları gerekiyor. Anlaşmalı boşanmada tarafların en az bir yıllık evet, evli olmaları gerekiyor. Evet, sürede evli olmaları gerekiyor ve mesela geliyor biri diyor ki ben anlaşmalı boşanmak istiyorum. Eşiniz istiyor mu bilmiyorum. Yani bunu öncelikle kendi aralarında konuşmaları gerekiyor. Yani anlaşmalı boşanmanın maksadı zaten şu. Kişiler hakim önüne çıkmadan önce boşanacakları konusunda ve boşanmanın ferileri yani nafaka konusunda ve eğer çocukları varsa velayet konusunda anlaşmış olmaları gerekiyor. Yani maddi manevi maddi konularda ve çocuk varsa çocuğun velayeti konusunda anlaşmış olmaları gerekiyor. Ben şu kişiye şu kadar nafaka ödeyeceğim. Şu taraf şu kişiye şu kadar tazminat verecektir. Şu çocuğun anne de velayeti kalacaktır. Baba buna bu kadar nafaka verecektir veya baba da kalacaktır. Anne nafaka ödemeyecektir veya ödeyecektir şekilde. Bunlarda hemfikir olması gerekiyor. Ya izleyicilerimizin kesinlikle ve kesinlikle yani dikkatli olmaları gerekiyor bu konuda çünkü çok karşılaşıyoruz. Gidiyorlar kendileri tek başlarına dilekçe yazıyorlar veya arzu halinde yazdırıyorlar. Maalesef hala bu devam ediyor. Bunu neden onlar için söylüyorum? Çünkü anlaşmalı boşanmada kabul ettiğiniz çoğu şeyi akabinde değiştiremiyorsunuz.
Değil mi? Protokol hazırlıyoruz. O protokolde evet. Dediğiniz gibi her konuda anlaşmaları lazım. Kesinlikle. Ve bu anlaşmaların da netice itibariyle kalem kalem yazılması gerekiyor. Mesela anlaşma protokolünde istemediğinizi söylediğiniz bazı şeyler ve bunu da hakim önünde kabul ediyorsanız akabinde isteme gibi bir hakkınız söz konusu yeni olmuyor. Yeni bir dava açamıyoruz. Haklarımızdan feragat kesinlikle. Etmiş oluyoruz. Bu kadının kendisi için alacağı yoksulluk nafakası için böyledir. Maddi manevi tazminatlar için böyledir. Hatta çocuğa verilen nafaka için de böyledir. Neden? Çünkü Yargıtay diyor ki kişi kendi gelir seviyesinin üstünde dahil anlaşmalı boşanmada nafaka ödeyeceğini kabul ettiyse akabinde ahde vefa gereği bunu düşürmek makul bir sebep değildir. Ancak hayatında çok olağanüstü bir değişimin olması gerekiyor. Evet. Yani kişi bunu diyemez. Anlaşmalı boşanmada bu kadar kabul ettim ama bu benim gelirimin üstünde. Siz artık bunu kabul ettiyseniz ahde vefa gereği çok büyük ihtimalle ödemek zorunda bıraktırılıyorsunuz. Yani bunun sonrasında davayla düşürme yoluna gitseniz dahi çok büyük ihtimalle olumsuz sonuç elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun gerçekten alanında uzman kişilerce kalem kalem hazırlanması gerekiyor. Yani kişiler önce hakları anlatılmalı. Kişi bu hakkından feragat ettiğini gerçekten istiyor mu? Bunu feragat etmek istiyor mu? Çünkü toplumda şu var. Artık hayatta bezmiş oluyorlar. Birbirlerinden gerçekten bezmiş oluyorlar. Ve bir an önce bu evlilik bitsin. Bir an önce birbirimizin yüzünü görmek istemiyoruz. O diyor ki ben bunları veriyorum. Tamam. O diyor ki ben bunları istemiyorum. Tamam. Ama akabinde üstünden bir ay dahi geçmeden olay şuna dönüyor. Aslında ben bunları istiyordum. Benim bunlara ihtiyacım varmış. Ben neden ziynet eşyalarımdan feragat ettim? Anlaşmalı boşanmada ziynet eşya boşanmanın ferisi yani onun içerisinde olmayıp ayrıca dava konusu edilebilecek bir şey olmasına rağmen bazı kişiler bunları protokollerinde bile kendi hazırladıkları protokollerinden bile bunları almaktan feragat ettiklerini veya fiilen almamış olsalar dahi aldım şeklinde beyana geçiyorlar. Dolayısıyla bu artık mahkeme kararında da yer aldığı için akabinde tekrar bir dava konusu edilmesi mümkün olmuyor. Evet. Şimdi efendim bir seyircimiz demiş ki ben uzun uzun diye bir mesaj yazdım. Efendim sizler bizim için çok değerlisiniz. Zaten biz sizler için buradayız. Düşüncelerinizi, duygularınızı, mesajlarınızı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Onda asla bir sıkıntı yok. Birazdan sorularınızı da cevaplayacağız. Fadile Hanımcığım biz çekişmeli boşanmayı da birazcık işleyelim. İş bitirdiysek hı hı. Eğer anlaşmalıyı. Anlaşmalı. Burada özellikle seyircilerimiz şuna dikkat etmeliler. Alanında uzman bir kişi tarafından protokol tam net bir şekilde yazılmalı. Evet. Çünkü sonrasında feragat etmiş sayıldığınız için tekrar pişman olup da haklara kavuşamıyoruz. Bunlar evet. Çok önemli. Kesinlikle. Ve anlaşmalı evlilik için mutlaka bir yıllık evli olmak şartı da var. Evet. Evet. Çekişmeli boşanmada şöyle bir şey olması gerekiyor. Hukuken kabul görmüş bir boşanma sebebinin olması gerekiyor. Mesela müvekkiller geliyor bazen diyor ki ya işte eşimin ailesi çok müdahale ediyor evliliğimize. Aynen bu şekilde söylüyorlar. Bu bir boşanma sebebi değil. Bunun doğru boşanma sebebi eşiniz buna sessiz kalıyor mu? Eğer sessiz kalıyorsa bunu bir boşanma sebebi haline dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla boşanma sebeplerinin dahi doğru gerekçelendirilmesi için yine alanda uzman bir meslektaşımızdan mutlaka yardım almaları gerekiyor. Onun dışında çekişmeli boşanmanın anlamı şudur. Kişiler boşanmak istiyorlar ancak maddi manevi konularda çocuk varsa çocuğun velayeti konusunda hatta bazen boşanıp boşanmama konusunda dahi anlaşmaya varamadıkları için bunu mahkeme önüne taşıyorlar. Çekişmeli boşanmada dikkat etmeleri gereken şu var. Eğer boşanmayı açan kişi gerçekten kusurluysa yani ağır kusurluysa ve diğer taraf bu ağır kusurlu olmadığı halde boşanmak istemiyorsa kişi kusurundan faydalanamaz. Kusurluyken boşanmayı isteyemez. Dolayısıyla bu tarz durumlarda çok büyük ihtimal davası reddolunacaktır. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani düşünün ki bir eşini aldatıyor. Bu delillerle sabit ama aldatılan eş, hayır ben aldatmış olsa da eşimi seviyorum, boşanmak istemiyorum. Bu durumda bu kişi hayır ben boşanmak istiyorum deyip mahkemeye gitse dahi boşanması gerçekleşmeyecektir. Evet. Şimdi toplumdaki genel bir algıdan bahsediyorum. Ben de bazen muallakta kalıyorum bu düşüncede. Tam net bir düşüncem yok. Taraflardan bir tanesi boşanmayı istiyorsa hakim neden boşamıyor diye, neden o evliliği bitirmiyor diye düşünüyorum. Çünkü taraflardan bir tanesi eğer istemiyorsa o evlilik zaten sürmüyor. Demek bir yerde bir sıkıntı var. Bu kadın olabilir veya erkek olabilir. Özellikle Ayca Hanım sizin fikrinizi çok merak ediyorum.
Yani ben bir hakim olsam nasıl düşünürdüm diye, tabii onlar da kanuna göre hareket ediyorlardır ama burada diğer tarafın düşüncesi de önemli. Ben istemiyorum artık, bu evlilik yürümüyor ve ben mahkemeye kadar başvurdum. Neden boşamıyor? Yani boşanması gerekmiyor mu sizce? Ama işte burada Fadile Hanım'ın da anlattığı gibi kişi kendi kusuruna dayanarak boşanma davası açamaz. Evet, evliliğini devam ettirmek istemiyor olabilir ama bunu bir de gerekçelendirmek zorunda. Kadın diyelim işte boşanma davası açtı. İşte eşinin kendisine şiddet uyguladığından bahsediyor da işte eşinin ailesinin evlilik hayatına müdahale ettiğinden bahsediyor. Bunlar aslında soyut kavramlar. Yani bize müvekkiller geldiği zaman biz de onların anlattıklarının doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü o kişileri tanımıyoruz. Hakim de karar verirken o kişileri tanımıyor. Burada şahit ifadeleri mesela özellikle çok önemli. Bu şekilde haklı oldukları halde kaybedilen davalar oluyor. Tanık özellikle uyarıyoruz. Tanık ifadeleri çok önemli. Çünkü evlilik insanların işte istediğim zaman evleniyorum, istemediğim zaman işte boşanıyorum. Böyle bir kurum değil. Yani insanlar evlenirken bunu çok iyi düşünerek karar almaları gereken bir kurum. Hele de çocuk varsa. O yüzden sizin gibi düşünmüyorum. Hakimler de zaten öyle düşünüyor. Ben muallaktayım. Net bir kararım yok orada. Hakimlerin zaten takdir hakkı var. Evet. Yani her olay somut durumuna göre değerlendiriliyor. Çeşitli araştırmalar yapılıyor ve ona göre karar veriliyor. Bir de aslında ben şunu söyleyeyim, sonra size söz vereceğim. Yakın bir arkadaşım var. Mesai arkadaşlarımızdan bir tanesi erkek. Ve eşinden ayrılmak istiyor. Hani o olay üzerinden düşünüyorum aslında ben. Muallaklığım biraz orada. Arkadaşımız erkek ama eşi ondan şikayetçi. İşte darp raporu almış. Aralarında çıkan bir arbede o anki hani sinirle yapılmış bir şey oldu. Hani diyorum iki tarafı da belki dinlemek lazım. Arkadaşım ayrılmak istiyor ama karşı taraftaki bayan hem şikayetçi olduğu halde hem de ayrılmak istemeyen o. Hani bu da bana tuhaf geliyor. Hani her türlü raporunu alıyorsun, uzaklaştırmayı çıkarıyorsun. Karşı taraf senden ayrılmak istiyor ama bu sefer de ayrılmıyorsun. Hani bu yüzden diyorum biraz muallakta kaldım. İşte bu az önce Aycan Hanım'ın da açıkladığı şekilde tam aslında örnek olay. Boşanmak isteyen kişi ağır kusurlu burada. Yani anlattığınız üzerinden yola çıkıyorum. Kişi ya hukuk açık ve net söylüyor. Kişi kendi kusurundan faydalanamaz. Bu yüzden geliyor. Ancak bunun da bir çözüm yolu var. Eğer boşanma davası reddedilirse, ki toplum bunu aslında yanlış biliyor. Onu da birazdan söyleyeceğim. Boşanma davası reddedildikten sonra 3 yıl boyunca hala bir araya taraflar gelemiyorsa, zaten akabinde herhangi birinin tekrar boşanma davası açması durumunda artık hakim onların boşanmasına karar veriyor. Toplumda bu şu şekilde biliniyor. Biz 3 sene ayrı yaşarsak otomatikman boşanıyoruz. Böyle bir şey yok. Kararın kesinleşmesi gerekiyor. Evet. Evet. Kararın kesinleşmesi gerekiyor. Evet. Mesela toplumda şu da yanlış biliniyor. Ben dava açarsam suçlu ben olur muyum? Yani aynen bu şekilde sor. Ben davayı açarsam suçlu olur muyum? Böyle bir şey yok. Bu istisnası, yani aslında o da tam olarak bunu karşılamıyor. Az önce söylediğimiz şey. Akabinde dava kimin açıp kimin açmadığı kusurlu tarafı belirlemez. Öyle olsaydı mağdur hiç kimsenin o zaman hakkını aramaması, dava açmaması gerekirdi. Burada davayı açan kişi değil. Dava sonucunda kimin daha kusurlu, kimin daha az kusurlu bulunacağı önemli. Hayır, şurada benim anlatmak istediğim şu. Yani hani benim arkadaşım da çalışıyor, eşi de çalışıyor. Hani ekonomik özgürlüğü var. Ama hem şikayetçi olan taraf hem de ayrılmayan taraf kadın olduğu için bana biraz enteresan geliyor. Hani gerçekten bu kişi bu kadar problemliyse o zaman neden ayrılmak istemiyorsun? Hani diretilmesi bana biraz tuhaf geldi. Ona istinaden söylemiştim. Şimdi o şikayet ceza alanı, diğeri hukuk alanı olduğu için ceza ve hukuk birbirine aslında müdahale edilmemesi gereken alanlar olduğu için dolayısıyla orada şikayeti devam etse dahi burada boşanması için yeterli sebep olmuyor. Çünkü bu başka bir alanda görülüyor. Ancak boşanmak isteyen kadın olsaydı ve o ceza dosyasını delil olarak sunsaydı tabii ki işin seyri değişirdi. Ama onun dışında sen orada şikayetçisin, burada neden boşanmak istemiyorsun diyemiyoruz. Çünkü ceza hukukuyla normal hukukun birbiri arasında çizgileri var. Evet. Ya da erkekler şöyle yapıyorlar değil mi Fadil Hanım? Sizde de örnekleri öyledir. Hem boşanmak istiyorlar, kadın tamam okey diyor. O zaman buna gerekli maddi ve manevi tazminatı vereceksin. İşte geçen hafta konuştuğumuz gibi nafakasını vereceksin. Belli bedeller ödemek zorundasın. Yani hem suçlu ben olayım hem de işte istediğim zaman boşanayım. Erkeklerin bu algısının yıkılması değişmesi ve değişmesi lazım. Gerekiyor. Evet. Fethullah Hanımcığım, çekişmeli boşanmalarda özellikle dikkat edilmesi gereken nokta nedir?
hani dediğiniz gibi o 3 yıl mevzusu insanların kafasında evet gerçekten büyük bir soru işareti. Nususa gitsem hakim beni boşamayacak, 3 yıl beklemem lazım gibi bir kanaat var. Sonrasında dediniz ki 3 yıl sonra birleşmediğiniz takdirde gittiğiniz zaman zaten direkt hakim boşuyor dediniz. Evet. Bunun dışında özellikle neye dikkat edecekler çekişmeli davalarda? Şimdi şöyle, önce eğer davacıysa hazırlanacak dava dilekçesi kesinlikle çok önemli. Şimdi toplumun kendisi içinde gördüğü boşanma sebebi hukuken boşanma sebebi olmayabiliyor. Evet. Tıpkı az önce açıkladığımız gibi. Dolayısıyla bu konuda kesinlikle yine söylüyorum alanında uzman bir meslektaşımızla çalışmaları gerekiyor. Neden derseniz ya bu hukuk aşaması olduğu için mesela bazen geliyor işte avukat hanım dosyası yarım kendisi başta davayı açmış. Şu delil var ekleyebilir miyiz? Bakıyorsunuz süreler geçmiş. Dolayısıyla artık ekleyemezsiniz. Çoğu zaman artık karar aşamasına gelmek üzere artık yapılacak hiçbir şey yok. Yapılabilecek istisnai şeyleri de yani burada ben bunları anlatmaya çalışsam dahi izleyicilerimizin çoğu anlayamayacaktır. Çünkü hukuki terim olan şeyler. Evet. Dolayısıyla hani bu konuda kesinlikle bir avukattan yardım almaları gerekiyor. Neden derseniz dava dilekçesinde de davalı içinde cevap dilekçelerinde sunulacak gerekçeler. Deliller, eğer belki diğer taraf da dava açmak istiyor, karşı dava diyoruz biz buna, açılacak bir karşı dava var mı, çocukların velayet durumu nasıl olacak, bunlara karşı ne deliller sunabiliriz ya da karşı tarafın sunduğu deliller hukuken delil vasfına saiz mi yani, delil olarak sayılıyor mu hukuken? Çünkü sunulan her delil hukuken delil vasfında olmayabilir. Dolayısıyla bunların aslında göz önünde bulundurulmaması gerekiyor ve bunlar teknik ve hukuki bilgi gerektiren şeyler. Dolayısıyla kesinlikle izleyicilerimizin bu konuda yardım alması gerekiyor. Yani evet. Maddi gücü yoksa hani ben özel bir avukatla çalışamayacağım derse ki bu konuda zaten devletin desteği var. Barolarımızda adli yardım büroları var. Oraya gittiklerinde ve gerçekten gerekli şartları sağladıklarında zaten kendilerine devlet tarafından avukat tayin ediliyor. Neden söylüyorum? Çünkü ısrarla söylememin sebebi gerçekten bu konuyla çok karşılaşıyorum. Başta özellikle bir an önce boşanalım, kurtulalım şeklinde veya biz bunu kendimiz de hallederiz şeklinde devam ediyorlar. Ancak akabinde hak kayıplarına uğradıklarında geri dönüş maalesef söz konusu olamıyor. Çünkü evet. Süreler çok önemli. Evet. Süreleri geçirdikten sonra isterseniz %1 milyon haklı olun. Hiçbir şekilde evet. Şimdi hakkınızı toplum olarak haklarımızı bilmiyoruz. Erkeklerde oluşmuş genel bir kanaat şu şekilde. Eşim yani kadın tarafı ayrılmak istemiyorsa nasıl olsa hakim bizi boşamayacak. Hani böyle bir kanaat var. Belki bu programdan sonra birçok şey yıkılır bilemiyorum ama. Bu kanaatin sebebi aslında eski kanun. Evet. Eski kanunda taraflardan biri boşanmak istemezse böyle sonuçlar çıkabiliyordu. Ancak 2001 yılındaydı sanırım Aydın Hanım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2001 yılında değişen Türk Medeni Kanunumuzda geri artık böyle bir şey mümkün değil. Yani taraflardan biri istemiyorsa boşanamam değil. Kesinlikle burada dediğim gibi gelecek, eklenecek deliller, boşanma sebepleri önemli ve kimin daha kusurlu olup olmadığı önemli. Evet. Fadil Hanımcığım şimdi şöyle bir sorunumuz da var. Boşanmak istiyor artık kadın ama belirli bir eğitim düzeyine de sahip değil veya olsun ama birçok şey bilmiyoruz. Dediğim gibi hukuk hani biraz hem soğuk hem de biraz zor bir dal gibi geldiği için bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi evet boşanmak istiyorum ama nereye başvuracağım, benim için o boşanma süreci nasıl işleyecek? Bence biraz bu konuya da değinelim. Zaten şimdi şu var, boşanma davalarını aile mahkemelerinde açıyoruz. Evet. Hangi aile mahkemesi? Yani ben şu anda mesela evli olsam tüm Türkiye'deki aile mahkemelerinde boşanma davası açamam. Ya mevcut yerleşim yerimde veya eşim başka bir yerleşim yerindeyse orada veya son 6 aydır evliyken son 6 aydır kaldığımız yerdeki mahkemede açabiliriz. Dolayısıyla başka bir mahkemede açtıklarında yetkisizlik kararı verecektir. Mahkeme ben burada bu dosyaya bakmaya yetkili değilim deyip dosyayı kaldıracaktır takipten. Evet. Dolayısıyla yetkili mahkemede açılması gerekiyor. Zaten özellikle alanında uzman meslektaşlarımıza gitmelerini bu yüzden öneriyorum. Çünkü çok fazla teknik ve hukuki bilgi var. Ama bunu bir avukata gittiklerinde bir avukatın bir günlük mesaisini bile almaz. Yani hemen bunu halledecektir. Çünkü zaten o temele ve şeye sahiptir. Yani hukuki bilgiye sahiptir. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Medeni kanunumuz gereği şu, yani daha doğrusu kanunumuz gereği kişiler kendileri de davalarını takip etme yetkilerine sahiplerdi. Yani bunu şunu anlamasa illa bir avukat tutmak zorundayım diye düşünmesinler. Ancak tabii ki her alanında olduğu gibi alanında uzman bir insanla çalışmanın getireceği sonuçlarla kişinin bilmediği bir alanda kendisinin çalışmasının sonucu aynı olmayacaktır. Evet.
Bazen çiftler çok büyük kavgalar ediyorlar. Süreç kötü bir şekilde işliyor ve mahkemeye gidip de duruşmada onun suratını görmek istemiyor veya duygusal bir bağlılığı hala vardır. Hani o nedenle katılmak istemeyebilir. Karşı taraflar katılmak zorunda mı? Veya katılmadıkları takdirde taraf için ne olur? Değişen bir şey olur mu? Olur. Şöyle söyleyeyim. Eğer kişiler davalarını kendileri takip ediyorsa ve davacı konumundaysa ve gitmediyse davasına ve davalı da boşanmak istemiyorsa, giderse davaya, davacı davasını takip etmediği için davayı düşürme yetkisine sahiptir. Evet. Yani dosyanın takipten kaldırılma yetkisine sahiptir. Sonrasında ne olacak? Hukuki şeylere göre kişi davasını yenilemek zorunda kalacak. Süreç uzayacak, her şey. Ancak eğer kişi bir vekille, yani bir avukatla çalışıyorsa, kişinin kendisinin özellikle gitmesi gereken istisnai durumlar haricinde gitmesine gerek kalmayacaktır. Yani vekil aracılığıyla dosyası yürütülecektir. Ama az önce anlaşmalı boşanma dedik. Anlaşmalı boşanma zaten tek celsede sonuçlanır. Oraya birebir gitmeleri gerekiyor tarafların. Her iki katılmaları tarafında vekilleri olsa da, neden derseniz, kanun açık ve net bir şekilde hazırladıkları protokol, yani anlaşma anlaşmanın metninin hakim önünde tekrarlanmasını, birebir kişiler tarafından tekrarlanmasını söylüyor. Bu kanuni zorunluluk olduğu için bir tek anlaşmalı boşanmada gitmek zorundalar. O da zaten çok kısa süren bir şey. Evet. Bir iki tane mesaj okumak istiyorum. Kolay gelsin. Maraş'tan Adem. Benim çocuğumu konuşturmuyor, evlendi. Kırsal kesimde yaşıyor. Ben bir şekilde kızıyla konuşmaya çalıştım. Eşiyle beni tehdit edip engel oluyor. Uzun gönderdim ama göndermiyor. Boşanalı 3 yıl oldu. Artık dayanacak durumum kalmadı efendim. Olmadı. Canlı yayın bitince telefon görüşmesi yapabilir misiniz lütfen demiş. Efendim, numaramız bizde, ulaşmaya çalışırız. Tekrar alayım. Benim çocuğumu konuşturmuyor, evlendi. Evet. Kırsal kesimde yaşıyor. Ben bir şekilde kızıyla konuşmaya çalıştım. Kızıyla dediğiniz efendim, eşiniz yeni bir evlilik yaptı, ondan mı bir kızı var yoksa kendi kızınız mı? Çalıştım, eşiyle beni tehdit edip engel oluyor. 3 yıl oldu boşanalı ama artık dayanamıyorum diyor. Velayetle ilgili zannedersem soru, ya yani bu boşanmış kadar olduğu için ve anlayamadım, çocuk, evet. Çocuk anneye verilmiş ve kendisine gösterilmiyor. Zaten boşanma davasıyla beraber velayet hakkında da karar veriliyor. O velayet kararında velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafla çocuk arasında kişisel ilişki kuruluyor. Orada kendi kararında ne şekilde kurulduğu bellidir. Diyelim işte, kendi kızıymış bu arada, mesaj yazmış. Tatillerde bu bir ay olabiliyor, iki ay olabiliyor. Ya da resmi ve dini bayramlarda, resmi tatillerde babaya verildiğine dair hüküm kurulabiliyor. Ya da işte aynı şehirdeyse haftanın belli günlerinde, hafta sonları o kararı icraya koyarak icra vasıtasıyla çocuğunu görebilir. İcra vasıtasıyla, evet. Ya da artık durumu değiştiyse velayetin değiştirilmesi davası da açabilir. Evet. Yani velayet bana verilsin. Şimdi seyircimiz şekilde şöyle de yönlendirelim. Velayet davası nereye açacak? Aile mahkemesine açılıyor. Aile bulunduğu çocuğum şehrin aile mahkemesinde. Şurada şuna dikkat edeceğiz değil mi? İkametgahımız neredeyse, oradaki mahkemeye başvuracağız. Önemli olan bu velayet, değil mi? Yalnız velayet konularında çocuğun bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekiyor. Çocuğun bulunduğu çocukla yer. Çocukla ilgili olan konularda çocuğun bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekiyor. Evet. Şöyle bir sorumuz da var. Ben çalışmıyorum, işsizim ama hakkımda tazyik hapsi uygulanıyor. İnsan fakir olduğu için hapsedilir mi? Ne zaman son bulacak bu durum? Ayrıca çocuğum yok. İsim vermek istemiyorum. Fadile Hanım'a selamlar demiş. İsim paylaşmak istemiyorum lütfen. Evet efendim, siz isminizi yazmazsanız tabii ki isminizi paylaşmayız. Geçmişler olsun efendim. Soruyu anladık herhalde. Anladım. Yani yok, muhtemel itibariyle yoksulluk nafakası. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Eğer çocukları için ödediği nafakada, yani iştirak nafakasında bu söz konusuysa, yani çocuklar sonuçta onun çocukları olduğu için ve çocuklar 18 yaşını doldurana kadar bu iştirak nafakasını ödemekle yükümlü olduğu için, hani buna çok da yapacak bir şey yok. En fazla gelir düzeyinden azaltılmasını talep edebilir. Bunun için dava açabilir. Ancak yoksulluk nafakasıysa, mevcut durumumuzda süresiz nafaka söz konusu olduğu için, ki ben yapılacak değişiklikle süreli hale getirilmesi kanaatindeyim. Daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Burada da şöyle bir şey yapabilir. Ne kadar miktar ödüyor bilmiyorum kendi gelir seviyesine göre. Muhtemel itibariyle eğer eşi, yani eski eşi daha doğrusu, refah seviyesi kendisinden gerçekten yüksekte ise kaldırılması için
Eğer değilse, yani hala eşin, eski eşine nafaka ödeme durumu söz konusuysa azaltılması davası açabilir. Bunların ikisini birlikte de açabiliyoruz. Sıralı olarak öncelikle kaldırılmasına, akabinde mümkün değilse azaltılması şeklinde. Ama tabii ki bu ayrıntılı olabilmesi için kesinlikle bir avukat meslektaşımızla görüşmesi gerekiyor. Evet. Ama kaldırılması veya azaltılması davası şeklinde gidebilir. Mevcut kanunda ödemediği sürece 3 aylık süreler mevcut. Tazyik hapsiyle cezalandırılacaktır. Şöyle bir soru da var. Ben evlendim. Eski eşi de nafakayı nasıl kesebilirim? Bana yardımcı olur musunuz? Diğer mesajı, ömür boyu nafakayı ödeyecek miyim? Avukat hanıma sorar mısınız? Çocuğu ben de velayeti ama hala nafaka ödüyorum demiş. Efendim selamlar. Yine seyircimiz hala yazmaya devam ediyor. Neler söyleyebiliriz? Çocuk bende diyor. Velayeti bende ama hala nafaka ödüyorum. Ödeyecek konumda da değilim diyor. Çocuk için mi ödüyor? Anne muhtemelen eşi için ödüyordur. Için. Onun için yapabileceği bir şey yok. Ya da işte şartlar mevcutsa Fadil Hanım da anlattı. Mahkemeye başvurur, kaldırılması ya da azaltılmasını talep eder. Ama, velayet kendisinde ise zaten nafakaya hükmedilmemiştir. Eğer sonradan geçtiyse ve hala ödüyorsa aynen çocuğun velayeti kendisinde ise zaten çocuk için hükmedilmemiştir. Evet. Söyleyeceğimiz başka bir şey yoksa ben şey geçeyim. Zaten seyircimiz de hala yazıyordu. Mesajınızı bitirin efendim. Tekrar bakayım ama ne durumunuzu, vaziyetinizi tam izah ederseniz daha sağlıklı cevaplar alacaksınız. Ona dikkat edelim. Yani seyircimiz şunu bilsin. Mevcut yasal düzenlemeye göre nafaka şartları değişmedikçe o nafakayı ödemek zorunda. Evet. Evet. Şimdi uzunca bir mesajımız daha var. Ben Hüseyin Sayır, İstanbul Küçükçekmece'den. Ömür boyu nafaka hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir sual etmiş. Akabinde ben İstanbul'dan evlenmeden önce rahmetli babanın Elazığ'da arazisi satışı evlendikten sonra 22 yıl sonra hisse payı düştü. 2 sene evvel evimiz satıldı. İkisi de toplamı alıp yeni bir daire aldım. Bir miktar da kredi çektim, ödüyorum. Boşanınca eşim benden daire ortak olacak mı? Ben de eşimin ailesinden mal varlığından faydalanabilir miyim? Emekli maaşı alıyorum, 2 evladım da var, nafaka bağlanır mı, üzerinde hakkım var mı, aydınlatır mısınız? Benim eşim, hanım beni boşamak isterse benden nafaka talep edebilir mi? Son çok uzun soru. Anlayamadım. Benim eşim, hanım. Bir önceki. Şöyle yapalım mı? Çok fazla soru var sanırım. Cümle cümle sormuş olayım o zaman. Şimdi baştan ben İstanbul'dan evlenmeden önce rahmetli babamın Elazığ'da arazisi satışı evlendikten 22 yıl sonra hisse payı düştü. 2 sene evvel evimiz satıldı. İkisi toplamı alıp yeni bir daire aldım. Bir miktarda kredi çektim, ödüyorum. Boşanınca eşim benden daireye ortak olacak mı diye ilk sorusu. Hayır, boşanma davasından sonra işte mal paylaşımı davası açıldığı zaman ya da işte mallarla ilgili bir karara varılırken kişilerin kendi miras paylarından karşı taraf faydalanamıyor. Evet. Diğer sorusuna geçiyorum. Ben de eşimin ailesinden mal varlığında faydalanabilir miyim? Eşimin ailesinde mal. Aynı sorunun o da. O da hayır. Evet. Miras. Evet. Emekli maaşı alıyorum. 2 evladım da var. Nafaka bağlanır mı? Üzerinde hakkım var mı? Aydınlatır mısınız? Emekli aile alması nafakaya hükmedilmesine engel değil. Çocukları eğer 18 yaşından küçükse ya da işte üniversite eğitimi görüyorlarsa üniversite eğitimi bitene kadar nafaka vermek zorunda. Nafaka davası açılmışsa vermek zorunda. Evet. Son sorusu da benim eşim hanım beni boşamak isterse benden nafaka talep edebilir mi? Evet, edebilir. Edebilir. Evet. Selam. Ben eşimle hiçbir şey yok aramızda bizim. Eşim ve çocuklarımız var. 4 tane çocuğum var. Ben de eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ben eşimi seviyorum. Annesinin, bacısının şahitliği kabul edilir mi? Sizinle görüşebilir miyiz? Ben İstanbul'dan Yadikar demiş. Boşanma davası açıldığı zaman evet yakın aile bireyleri de tanık olarak gösterilebiliyor. İşte annesi de olabilir, babası, kardeşleri de olabilir. Evet.
Ama bunların tanıklığı illaki yani doğru kabul edilerek boşanmaya karar verilecek diye bir şey yok. Yani hakim demin de anlattık, bütün somut şartları göz önüne alarak, değerlendirerek karar veriyor. Kendisi de kendi yakınlarını şahit olarak gösterebilir. Evet, boşanmak istedim. Efendim, Fadile Saka ve Aycan Sağlam Tapan sosyal medya hesapları var. Oralardan avukatlarımızın ikisine de ulaşabilir. Daha özel sorularınızı da sorabilirsiniz. Selam, lütfen, çok zor durumdayım. Lütfen konuşmak istiyorum. Karım boşanmak istiyor, ben istemiyorum. Lütfen bir numara verin, arayayım Allah rızası için demişsiniz. Yani insan ne kadar üzülüyor, değil mi? Böyle insanın gözleri doluyor ama efendim birazcık şöyle yapalım. Meramınızı biraz uzatın. Dediğim gibi Fadile Saka ve Aycan Sağlam Tapan sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabilir. Özelden de soruları daha detaylı bir şekilde yöneltebilirsiniz. Programımızda da birazcık detaylandırırsanız bu şekilde de size yardımcı oluruz. Şimdi o beyefendiye ben şunu söyleyebilirim. Evet, bazen evlilikler hiçbir sorun yokken de çıkmaza girebiliyor ve iki taraftan biri boşanma isteğinde bulunabiliyor. Şimdi burada erkek sormuştu. Yani, erkek, ben eşimi seviyorum, ayrılmak istemiyorum. Eşini sevdiğini ona hissettirebilir. Samimi olduğunu anladığı zaman, yani kadınları aslında ikna etmek çok böyle zor bir şey de değil. Yani samimiyetini ve o sevgisini hissettirdiği zaman, yani bir ön yol olarak bunu deneyebilir. Evet, ay o kadar çok mesaj geliyor ki. Bu arada ilk bize Maraş'tan yazan seyircimiz şunu söylemiş. Vermiyor, icrayla onları biliyorum, velayet açtım diye demiş. Hani velayet davası açmış ama neyi vermiyordu? Uzun gönderdim ama görmeyeli, boşanalı 3 yıl oldu. Sanırım çocuğunu mu göstermiyordu? Evet, çocuğu göstermiyordu. Velayet davası açmış. Seyir nasıl olur? Yani hani erkek çocuğunu talep ediyor burada. Hem görmek istiyor hem de velayetini istiyor galiba. Şimdi çocuğun yaşı önemli. Çünkü belli bir yaşın altına kadar, ki bu 8 yaşın altı oluyor genelde, anne şefkatine muhtaç olduğu için anneye verilmesi daha çok şey olunuyor. Hani daha çok gözetiliyor. Bir de çocuk zaten şu an Yargıtay'ın kararları o yönde. 8 yaşın ve 8 yaşın üstündekileri mahkeme birebir dinliyor. Annenin yanında mı kalmak istediğini, babanın yanında mı kalmak istediğini. Zaten mevcut durumunu dediğim gibi ayrıntılı şekilde davasını açtıysa ve tanıkları, diğer delilleri de mevcutsa ona göre bir karar verilecektir. Evet. Hatta şey bile var Melisa Hanım, mesela 0-3 yaş ya da 0-4 yaş arasındaki küçük çocukların velayeti verilirken bunların mutlak olarak anne sevgisine muhtaç olduğu kabul ediliyor. Ve işte annenin ekonomik durumu, işte evinin durumu, yaşam tarzı hiçbir şekilde göz önüne alınmıyor. Evet. Hatta anne haysiyetsiz hayat dahi sürse çocuğun velayeti anneye veriliyor. Evet. Dediğiniz gibi 8-9 yaşına kadar bu şekilde gidiyor. Evet. Çok fazla soru geliyor. Muhtemelen biz bugün efendim nafaka ve velayet konusunu da işleyecektik ama çok fazla sorunuz var. Muhtemelen velayet ve nafaka yetişmeyecek gibi görünüyor. Sorularınıza cevap vereceğiz. Öncelik onların. Velayet ve nafaka konusunda da mutlaka haftaya seyredin bizi. Ve özellikle Melisa ile yaşama dair de şu konu işlensin istiyorsanız efendim bunları da mesajda belirtebilirsiniz. Bizler konuyu işleyeceğiz efendim. Çünkü sizlerin düşünceleriniz, görüşleriniz bizim için önemli. Şöyle bir sorumuz var. Merhaba, eşime boşanma davası açmayı düşünüyorum. Eşim 3-4 günlüğüne evden uzaklaşıyorum diye mektup yazmış. Gün doldu. Daha fazla eve gelmemesi durumunda bunu mahkemede kullanabilir miyim? Nasıl ispatlayabilirim? İsmimi vermeyin lütfen. Tabii ki efendim, isminizi vermiyoruz. Fadile Hanım biraz önce anlattı. Burada terk sebebine dayar olarak zaten dava açamaz. Yani orada 6 aylık bir süreç var. Bence 3-4 gün eşi kafasını dinlemek istemiş olabilir. Yani bunu hani evet, çok büyütmeydi. Yani başka sorunları varsa bilemeyiz ama bazen insanların nefes alma alanlarının da yaratılması gerekiyor. Belki döndüğü zaman o da birçok şeyi düşünmüş olacak ve yanlış yaptığının farkına varacak. Yani hemen 3-4 günlük bir evden ayrılmayı da boşanma sebebi haline getirmemek lazım. Evet. İyi yayınlar. Ben İzmir'den arıyorum. Mayıs 20'de Elazığ'da boşanma mahkemem var. Anlaşmalı boşanmaya gittik. Fakat felçli olduğum için mahkemeye gelemeyeceğim. Aycan Hanım'a sorar mısınız? Teşekkürler. Güven Gündat. Efendim selamlar size ve İzmir'e. Maalesef Güven Bey bir şekilde gelmek zorunda ya da o durumunu bulunduğu yerdeki mahkemeye bir şekilde ispatlayacak.
oradaki mahkeme işte buradaki mahkeme istinabe yoluyla dinleyebilir. Ama genelde demin de anlattık, anlaşmalı boşanmalarda tarafların bizzat dinlenmeleri gerekiyor. Yani anlaşmalı olduğu için mecburen katılacak. Özel durumunu belirtirse. Evet. Selam, ben eşimle hiçbir şey yok aramızda bizim. Eşim ve çocuklarımız var, 4 tane çocuğum var. Ben de eşimden boşanmak istemiyorum. Çünkü ben eşimi seviyorum. Annenin bacısı, bunu okudun mu ben? Ha, bunu okudum. Şey, tekrar ikinci mesajı şöyle yazmış. Ablacığım, ben çocuklarımı 2 yıldır görmüyorum diye tekrar yazmış. Bu kişi hem eşinden ayrılmak istiyor, eşi bundan ayrılmak istiyor. 4 tane çocuğu var ve ben 2 yıldır çocuğumu görmüyorum diyor. Boşanmamışlar resmiyette değil mi? Evet, öyle. Efendim, resmiyette boşandınız mı? Onu da söylerseniz. Zaten evlilik birliği devam ettiği sürece velayet ortak yani. Hani annenin göstermeme gibi bir durumu olamaz. Görmek istediği zaman çocuklarının yerini belirleyip gidip rahatlıkla görebilir. Evet, şöyle bir sorumuz da var. Kadının ailesiyle yaşıyor, çocuğumuz yok. Ben çalışmıyorum. Neden nafaka ödüyorum? 9 sene oldu boşanalı. Çocuğumuz yok. 9 senedir boşandık ama ben hala nafaka ödüyorum. Çok özür dilerim Melisa Hanım, rahatsız ediyorum ama çözüm yok mu? Efendim, sizin bize attığınız mesajlar asla bize rahatsızlık vermez. Bizler için çok önemlisiniz. Tabii ki yazacaksınız. Düşünceleriniz, fikirleriniz bizim için önemli. Seyircilerim sürekli yazıyor. Artık mesaj okumaktan başım döndü. Hani dedik ya, nafaka daha çözümlenmedi değil mi? Süresiz, maalesef daha belirlenmedi. Aynen. Süresiz hale, ya hala mevcut kanun düzeninde süresiz olduğu için bu şekilde. Ancak az önce söylediğimiz gibi, eğer eşinin gerçekten refah seviyesi kendisininkinden daha yüksekse bu durumda kaldırılmaması halinde azaltılması için dava açılabilir. Eşime ödüyorum ama nasıl kesebilirim nafakayı? Ama eski eşimin durumu iyi, benim durumum fazla iyi değil. Dava açsam nafakayı kesme için çocuğu alır mı? Benden bana yardımcı olur musunuz? 7 yıl ödüyorum. Aldığım para evimi zor geçindiriyor. Yazıyorum ama cevap alamadım. Burada çocuk da var sanırım. Burada eşime ödüyorum ama diyor ki artık yani eşim durum benden daha iyi, ödeyemiyorum. Tamam, bunu mahkemeye başvurarak ispatladığı takdirde nafakası kesilecek. Evet, evet, ya kaldıracak ya da uyarlanacaktır bir şekilde. Bir de eski eşe ödenen nafakayla çocuğun velayeti ayrı şeylerdir. Yani hani karşı tarafın da çocuğun velayetini alabilmesi için dava açması gerekiyor. Ama zaten çocuk mevcut durumda baba veya anne, muhtemelen babadır. Babanın yanında eğer zaten yeterli şeye sahipse velayet muhtemel itibariyle kendisinde kalmaya devam edecektir. Evet. Biraz önce ablacığım, ben çocuklarımı 2 yıldır görmüyorum diyen seyircimiz, hayır ben boşanmadım. Annesi, kardeşleri beni tehdit ediyorlar demiş. Ne diyebiliriz seyircimiz için? Savcılığa suç duyurusunda da bulunabilir. O da işin cezai boyutu. Evet. O da onları o şekilde zorlayabilir. Abla, isterseniz bana bir numara verin, ben sizleri arayayım yazmışsınız. Efendim, sosyal medya hesaplarımızdan avukatımız Aycan Sağlam Tapan ve avukatımız Fadile Sakay'a ulaşabilirsiniz. Oradan benim buradan canlı yayından telefon numarası verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Gerçekten çok da üzülüyorum ama yapılacak bir şey yok gibi. Aman Allah'ım, şimdi ben bunu... Şu kadarcık uzun bir mesaj şöyle göstereyim. Nasıl okuyacağım? Diğer mesaja bir bakayım. Ben bunu okuyacağım efendim. 3 dakikamız var ama çok fazla mesaj geliyor. Başım döndü dediğim gibi. Mesajımı okudunuz. Sağ olun. İyi, iki çocuğum var. Çocuklarımı da bana veriyor ama bir de benden para istiyor. Adım Muhammed. Sivas'tan yazdım size. İşim de yok. Köyde yaşıyorum. Oğlum, 3 kızım 2,5 yaşındalar. Hani ben eşimden ayrılmak istemiyorum. Ben eşimi seviyorum diyor. Böyle bir şey yazmış. Yani burada açılmış bir boşanma davası yok. Yok. Ben de öyle anladım. İnşallah absürt bir şey yoktur. Çünkü bu kadar uzun bir metni okuyamayacağım için okuyacağım. Merhaba, iyi yayınlar. Ben 5 ay evli kaldım ve çekişmeli boşanma davası açtım. Davacı benim karşı tarafa, mesajlar geldiği için, karşı tarafta davacı karşı davalı, bu evlilik süresi içinde karşı taraf bana darp uyguladı. Bununla ilgili darp raporu aldım. 2 kez de uzaklaştırma kararı aldırdım.
Fakat yerel mahkemede darp da beraat etti. Eski eşim ben de bir üst mahkemeye gönderdim. Sonuç hala belli olmadı. Boşanma mahkemesi de hala devam ediyor. Karşı taraf bütün eşyalarımı kaçırdı. Ortak yaşadığımız evden bunun kayıtları da mevcut. Ben de karşı taraf bana psikolojik problemi var diyerek intihara kalkıştı diye yalan söylüyor. Fakat bununla alakalı hiçbir somut delili yok. Sadece sözde adli vaka olarak geçmişimde de hiçbir şey yok. Beni ağır suçlu göstermek için yapıyor. En son mahkemede de sulh hukuk mahkemesine benim psikolojik durumum incelenmesi adına ihbarda bulundu. Benim şahitlerim var, arkadaşlarım, karşı tarafın da şahitleri, akrabası, anne babası, onların hiçbir ilgisi, görgüsü de yok. Bunu da demişler 5 ay evine gitmedik diye, ama mahkeme hala devam ediyor. 15 ay oldu bu sulh hukuk mahkemesi ile ilgili bilgi alabilir miyim? Davanın gidişatı nasıl olur? Kazanabilir miyim? Lütfen bilgi verir misiniz? Bana darp uygulanan benim ailemle görüşmedi. Evlilik boyunca eşyalarımı kaçırdı. Her şeye rağmen boşanma olmadı. Henüz ne kadar süre? Hala teşekkürler demiş efendim. Geçmişler olsun diye. Şimdi bunu zaten hakim karar verecek. Yani bizim burada şu şekilde ya da bu şekilde karar verilir diye bir şey söyleme yetkimiz yok. Fakat hukukta şu var, iddiasını ispat eden davasını kazanır. Bu söylediklerini, yani davayı açmış olan ya da karşı tarafta hangi tarafta iddialarını, delillerini ispatlarsa davayı o kazanır. Hani şu şekilde sonucun ne olacağı çok da belli değil. Belli değil. Ama karşı taraf diyor ya, yalan beyanda bulunuyor. Benim şimdi bunları ispatlaması lazım. Şimdi Meclis Hanım, şöyle bir şey var. Tarafların hepsi kendi beyanlarının doğru olduğunu söyler. Yani az önce Aycan Hanım da söyledi ya, biz bile müvekkilimizin doğruyu söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. Bize ne derse onu söylüyoruz. Dolayısıyla önemli olan söylenenlerin ispat edilmesidir. Evet. Süremiz doldu ama seyircimiz hani demişti ya, ben çocuğumu 2 yıldır görmüyorum, hala boşanmadım. Şey diyor, abla benim eşimle aramızda bir şey yok, kirasını bile ben veriyorum. Sizin sözünüze istinaden, hani demişti ya, şey yapın, ne demişti? Hani eşinize sevginizi gösterin, onu kazanmaya çalışın. Erkek bir seyircimiz, ben eşimden ayrılmak istemiyorum istinaden, kirasını bile ben veriyorum demiş. Efendim, sorularımız, mesajlarımız geliyor. Aycan'ım, son cümleyi alayım sizden. Eşimin kirasını bile veriyorum demiş ya, size sormuş muhtemelen. Yani bütün şartları zorlamasına rağmen yürümüyorsa tabii ki belki de boşanmaları en hayırlısı. Ya en da işte sürece bırakmak zorunda. Evet. Efendim, mesajlarımız var, sorularınız var. Okuyamadım, kusura bakmayın lütfen. Biz haftaya da boşanmayı tekrar ele alalım. Belli, çok fazla sorularınız var. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur diyelim. Haftaya boşanma konusuna devam edeceğiz. Sorularını okuyamadıklarımdan da özür diliyorum efendim. Yarın göz doktorumuz bizimle beraber olacak. Mutlaka yine ilginizi çekecektir. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.